Hikmet Pazarlama Yerel Golü sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TV 260 ekranlarına hoş geldiniz. Bir haftadan sonra Yerel Gol spor programımızda sizinle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Erdem Övüç. Aslında konuk demeye de gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü her zaman programımızda bizden biri. Yerel spor basınının çalışkan ismi diyelim. Hafta sonu da Van'daydı. Erdem'cim hoş geldin programda. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum tekrar davetin için abi. Uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. Evet. Yani iki ay mı oldu? Galiba yaklaşık. Senin böyle özellikle uzak deplasmanlarda aranan isimsin. Bir de hani bu tip maçlara ben gidemediğim zaman da o maçı yorumlamak da çok sağlıklı olmadığını düşündüğüm için özellikle seni davet ettim. Ayağına sağlık diliyorum. Teşekkür ederim. Programımıza başlamadan önce sevgili Erdem'in de çok fazla haberi yok. Bu haftadan itibaren sevgili konuklarımıza küçük sürprizlerimiz olacak. Erdem de bakıyor şimdi etrafına. Ben de maça hikayesine geçmeden önce sevgili Beta Spor mağazasından Osman Şahin. Osman abi. Arkadaşımız bu haftadan itibaren gerçekten konuklarımıza küçük jestler yapacak. Ben de şimdi canlı yayında sevgili Erdem'e onları hediyemizi verelim. Sevgili Erdem kardeşimize. Öncelikle bir Kocaeli Spor forması. Beta Spor'dan sevgili. Keşke daha önce çağırsaydın. Evet sen de çok şanslısın. Bir tane de bana da göndermiş. Orijinal. Teşekkür ediyoruz. Vallahi şahane. Evet. Osman abi gerçekten çok sevdiğim değerli bir abim. Evet. Bu Verem Savaş'a çıkarken sol tarafta mağazası. Hı hı. Hem saygınlığıyla hem esnaflığıyla çok örnek. İnanın hani şey demesin insanlar yani formayı aldı da söylüyor diye. Daha bitmedi. Bir de bize özel bu şekilde sevgili Erdem Övünç yazan kupa. Hayda. Güle güle çay kahve içersin. Bir tane de bana göndermiş. Burada da Yiğit Özcan yazıyor. Teşekkür edelim sevgili Osman Şahin'e spor camiası içerisinde gerçekten orada. Osman abi çok teşekkür ediyorum. Eksik olma. Allah razı olsun. Beta Spor mağazası. Evet. Giderken solda, gelirken sağda. Sağda. Şeyde onun mevkisi Yeni Turan durağını geçtikten evet. Sonra. Evet. Herkes şeyde. Bilir. Fethiye Caddesi'nin sağına yukarıya doğru yol çıkar. Kolu ordu. Evet. Sol tarafta. Sağ ol. Teşekkür ediyorum Osman. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Yani bundan sonra da artık gelecek olan futbolcumuza, yönetici arkadaşımıza. Hatta ben sevgili cefakar taraftarlarımızı da almayı düşünüyorum ileriki programlarda. Böyle bir jestimiz oldu. Evet sevgili Erdem yavaş yavaş konumuza geçelim. Hı hı. Evet Kocaeli Spor'umuz hafta sonu herhalde en uzak deplasman. Evet 1600 kilometre. 1600 kilometre. 3 puan için gidildi ama maalesef bir puanı da alamadık. Ve 9 hafta aradan sonra 2-1 mağlup olduk. Evet maçın görüntülü fotoğraflarını şey yapabilirsiniz Sayın Yönetmenim. Maçı öyküsünü önce bir senden alalım. Önce bir seyahatten bahset. Tamam. Çünkü 2 hafta önce de Cizre'de çok zorlu şartlarda bir seyahat ettiğinizi biliyorum. Hı hı. Önce bir seyahati anlatır mısın sevgili Erdem? Van deplasmanı kuşkusuz Cizre Spor deplasmanında yaşanan olumsuzluklardan dolayı uzak deplasmanlarda acaba uçak röter yapar mı? Acaba soğukla karşılaşabilir miyiz? Acaba gene yorulur muyuz? Endişeleriyle başlayan ama uçağın tam saatinde kalkıp tam saatinde inip otele de sorunsuz bir şekilde yerleşildiği güzel bir giriş oldu. Ardından çok iyi karşılandı Kocaeli Spor Başkanı her şeyden önce ve yöneticileri. Kocaeli Spor'un konakladığı otelin sorumluları, genel müdürü ve muhasebe müdürü çiçeklerle karşıladı. Ardından Van taraftar grubu Kara Kobralar adını verdikleri kendilerine o gruptan. Yine yetkililer geldi. Yine Kocaeli Spor Başkanı'na yine teşekkür etti. Çok sorunsuz bir yolculuğun ardından iyi dinlenerek ertesi günkü maça gelindi. Maç öncesinde de Kocaeli Spor taraftarını yine Kara Kobralar grubu
özellikle bekledi. 3 evet. tane otobüsü havalimanının önünde beklettiler ve futbolcular, işte taraftarlar inince hızlı bir şekilde, çünkü saat 11'deydi uçak. Yani 150 yakın bir taraftar. Tabii tabii. Yani. Saat 11'deydi uçak ve biner binmez hani hızlı bir şekilde acele ettiler ki maça yetişebilelim diye yaklaşık 15-16 dakika röterli girdiler ama bundan iyisini de yapamazlardı gerçekten. Evet. Bu konuda da çok samimi... 11 uçağıyla herhalde geldi onlar. Evet, 11 uçağıyla. Bazı taraftarlar sabah gelmiş. Doğru, yani bir gün önceden gelen de vardı. Gene 150 arası bir taraftar grubu gene oradaydı. Kocaelispor'un deplasmanındaydı. Her şey çok iyi başladı. Şey de orada, Yavuz ailesi de orada değil mi? Veysi Yavuz. Tabii, hanımefendi geldi. Ben Sanem Hanım'ı görüyorum fotoğrafı. Evet, Meclisi bu fotoğraflar Erdem Övünç'ün elinden çekilmiş fotoğraflar. Onları da söyleyelim. Şöyle tıklım tıklımdı. Yani 5000 kişilik stat, yaklaşık 7000 taraftar vardı Van'da. Sağ zeminini söylemeye gerek yok. Sağ zeminin üstü yumuşaktı. Altında buz birikintileri vardı. Zaman ilerledikçe sağ zemini bozulduğu için alttaki buz yukarıya geldi. Açıkçası biz bile ayakta bile duramadık orada. Parmaklarımızın ucunun uyuştuğunu ben anladım. Soğuktu son dönemlerde. Tabii maçın heyecanıyla belki anlamıyorsunuz ama maç bittikten sonra bazı şeyleri hissedebiliyorsunuz. Futbolcularımız gözlerinin altına siyah kömür çektiler. Çünkü beyaz kırılması diye bir şey vardır. Evet. O futbolda hani özellikle oraya gölge düşürmesi için, iyi ortamı görülebilmesi için. Yine kadro zaten beklendiği gibiydi. Erzin karşısında elde edilen kadroya geçmeden önce şeyden hani sağ dış faktörleri bitirdi mi şeyi söyleyelim. Hani o protokol tribününe depreme dayanıklı olmadığı için şeklinde ama... Tedbir amaçlı diyelim biz buna. Çünkü sezon başından beri oraya fazla taraftar almıyorlar. Sadece protokolü alıyorlar. Maç öncesi de onun diyaloğu yaşanmıştı zaten. Hatta biz bile sorduk. Her taraf dolu, asıl dolması gereken yer niye boş diye. Bu tedbir amaçlı olduğunu söyledi. Çünkü yorgun. Van depreminden sonra tribünler yorgun. Evet. Karşı taraflarda kale arkasında veya bir şey olmadığını söylediler. Böyle bir önlem almışlar. Saygı duymak lazım. Bir de Kocaelispor gelince de bütün şehirlerde müthiş bir seyircisi, futbolcusu konsantre oluyor. Ya yani. bu Kocaelispor'un her zaman yaşayacağı bir şey. 2 senedir, 3 senedir yani bala düştükten sonra bile gittiğimiz her deplasmanı sen de çok iyi biliyorsun ki evet. abi. Tribünler almıyor. Yani tıklım tıklım bile diyemiyoruz yani. Tıklımın da ötesinde yani. Taşıyor. Van deplasmanı da söylenenlere göre şu ana kadarki en kalabalık deplasmanmış. Çünkü dışarıda hatta sürekli yönetime bir rica edildi taraftar dışarıda alabilmeni. Dışarıda evet, sloganları duyduk biz onları. Bu İbrahim İboday çekim yaptı. Stadın dışında da Vanlı seyirciler bekliyordu. Evet, bazı arkadaşlarımız, ben kendisini tam tanımasam da özellikle galiba Yenikent 41 mi yanlış söylüyorsam. Evet, Yenikent 41 sayfasında. Orada arkadaşımız gerçekten emek veriyor. O düşünebiliyor musunuz? Biz ellerimizi mesela poşetin uzaktayken cebimize sokuyoruz resim çeken. Neden? Isınsın diye. Bu kardeşimiz sürekli eli dışarıda ve o hani bakmayın siz öyle güneş gözüktüğüne, yalancı bir güneş o. Değil mi? Yavaş, çok soğuk. Tabii yavaş yavaş da kesmeye başlıyor. O şekilde ayakta durmak, elleri böyle sabit bir şekilde tutmak da zor bir şey değil. Arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü de teşekkür ediyoruz ve Cizre'de de aynısını yapmışlardı bu kardeşlerimiz. Ve çok ilginçtir. Sürekli gittikleri deplasmanlarda işte Cizre'li aileler, Vanlı aileler. Belgesel yapıyor neredeyse orada. Ben onu Yenikent'ten bilirim. Berberdir kendisi. Evet. Bir ara ulusal falan meşhur oldu. Bu Esra Erol'lara film programına çıktı. Şimdi de devam ediyor. İyi bir arkadaşımız. Evet, yani en azından şurada saf niyetli fotoğraf yaptım. Gelmişken aklıma geldi. TFF golü Gürol'a yazmış. Doğru ben. Yazmış. Ben yanlış söyledim. Çünkü şimdi biz kadrajla telefonda bakarken o sırada topun o kadar hızlı bir şekilde geçti ki önümden. Oğuzhan da kafayı uzatmış oldu. Oğuzhan'ın arkasındaki Gürol'un ayağına çarptı. Kaval kemiğine çarptı. Gol girdi. Tabii biz de Oğuzhan'a yazdık. İşte taraftarlarımız da burada. Hepsi çok enerjik. Çok coşkuluydu. Kadroya değinelim dedik. 4-5-1 sistemiyle. Evet, kadroyu yavaş yavaş geçelim. Beklendiği gibi Kadirler sağda ve solda. Keten'le Başak. Kalede Can Emre. Önlerinde Mert Yavuz, Mesut Özdemir. Solda Burak Özbakır, sağda Hamza, forvet arkasında Sefa, ileride ise Oğuzhan Türkmen 11 ile başladık. Çok da iyi başlayamadık aslında. İki takım da önce bir sahaya adapte olmaya çalıştı. Şöyle bir endişe vardı aslında Yiğit abi. Rakım 1600-1700 metre arasıydı. Şimdi rakip takımlar bu tarz rakımlarda maça biraz daha artıyla başlar. Çünkü yüksek rakımlarda oynayan takımların, futbolcularının nefes ve akciğer genişliği daha fazla oluyor.
Bu anlamda bir şok presle başlayabilirdi Van. Bunun için çok önemli bir tedbir almıştık Kocaelispor. Yani ilk 15-20 dakika bizim gol yemememiz çok önemliydi. Bir de attık üstüne yani. Bir de öyle attık. Orada golleri tek tek pozisyonları da geçeceğiz. İstersen maçın öyküsüne de yavaş yavaş evet, girmeye başlayalım. Yavaş yavaş. Olsa'nın golünden sonra baskı yemeye başladı takım yavaş yavaş. Her ne kadar rakibin forvet oyuncusu Berkay yoksa bile en çok gol atan ikinci oyuncusu Serkan Silen diye Diyarbakır'dan aldıkları evet. Yetenekli bir futbolcuları var. Tabii rakibin sertliğine değinmeden de geçemeyeceğim. Onu daha sonraki parametrelerde işleyeceğim evet, ama. Çok sert oynamış. Ceza sahasına sokulurken yaklaşık 25 metre civarlarında yayın yaklaşık 3-4 metre kadar dışında bir serbest vuruş kazandı. O faul olunca ben eyvah dedim biliyor musun? O yani. Serbest vuruşta Serkan Silen'in de zaten duran toplardaki etkisini herkes söylüyordu. Korktuğumuzda başımıza geldi. Vuruşu yapar yapmaz. Şimdi kale arkasından da ben de yakını aldım yani. Tam net bir şekilde gördüm. Evet sonra. Burada da bu arada maç görüntüleri de evet, maç görüntüleri eşliğinde de söylemeye devam edelim. Evet. Serkan Silen topa vurduğu anda Can Emre kendi soluna doğru hafiften bir ivmelendi. Yani soluna doğru esneyince bir anda ters ayağında kaldı. Çünkü Can'ın sağına vurmuştu Serkan Silen topu. Falsol mu aldı? Bir de baraj falan dediler ama falsol almamış. Baraj hiçbir şey yok. Pardon, yani, baraja çarpmamış. Barajın üzerinden çok güzel bir şekilde topu bıraktı futbolcu. Orada Can Emre'nin anlık sola doğru kalkılması tekrar toparlanıp sağa gitmesine engel olunca yani şu pozisyon evet şimdi hafiften dikkat edin mesela hafiften sola doğru kaykılıyor. Top burada da işte burada bir adım hatası yüzünden çok talihsiz bir gol evet. Şimdi yani evet, ben burada daha net görüyorum. Can Emre'nin yediği bu golde tabii ki biraz böyle hani hatayı kendilerine vereceğiz ama eğer ki maçın son 15 dakikası oynan 15 dakikasındaki pozisyonları yorumlasaydık Can Emre o sağa vuracağını mı düşünmüş? Ama orada solu vuracağı belli sola zaten. Doğru, yok kendi sağına doğru vurdu futbolcunun. Tamam, kendi futbolcu şeyin sağında yani sağına beklemiş. Kendi soluna esneyince futbolcu da Can Emre'nin sağına vurunca topun şiddeti de iyi olunca Can Emre toparlanamadı. Sağına doğru dikkat edersen uzandı. Uzandı ama yetişemedi sahilin altından. Hafiften yarım karış kadar yani yanında. Devreye 1-0 girsek bence tabii rakip bir avantaj olacaktı. 1-1'den sonra da ikinci pozisyon bulan bizdik. Bu Oğuzhan'ın girdiği pozisyonlar var. İlk yarıyı bitirmeden önce şöyle bir detaya girmek lazım. Şimdi bizde bazı futbolcular var. Hani bir laf vardır insanın adı çıkacağına canı çıksın diye. Futbolcular, rakip futbolcular bizim hangi futbolcumuza psikolojik olarak saldıracaklarını çok iyi biliyorlar. O günkü maçta, Van maçında eğer ki kitabi bir şekilde yani kurallar dahilinde hakem sarı kartlarına ya da kırmızı kartlarına başvursaydı abartmıyorum Van en az 15 tane sarı kart görmeliydi. İki de kırmızı çıkar o zaman 15 sarı. Ya ben en minimum seviyesinden bahsediyorum. Maçın başından beri bir taban göstermeler, bir sertlikler, ikili üçlü sıkıştırmalar. Yani abartılı bir şekilde agresif ve ısırgan bir futbol vardı. Ve özellikle Hamza'ya ve Kadir Öge'ye çok çalıştılar. Sefa'yla Mert Yavuz da darbelerden nasibini aldı. Hatta ben bir fotoğraf gönderdim sana. Çok pardon araya gireyim. Hamza'yı geçen hafta burada konuk ettiğimde Esami Lisesi'ne baktığında balda çok çekti çünkü bunu. Direkt onun üstüne oynuyorlar yani. Mimlendi yani. Ya Hamza bak şimdi burada tüm futbolcuların hakkını bir tarafa koymak lazım. Hani şimdi evet skor 2-1 belki mağlup oldu takım ama olayın bile sağ içerisine koyulan karakterinden de bahsetmek lazım. Size abartmıyorum. İkinci yarıya da geçince aslında oralara değinelim. Ben ilk yarıyı bitireyim. Bitirelim. O sertlik dolayısıyla hakem de bir 15-16'da, 13'le 15'te sarı kartlarına başvurdu. Buna devam etmedi. O 15 ile 45 arasındaki sertliğe göz yumunca ikinci arada da futbolcular, Vanlı futbolcuların da bir nevi gözü açıldı. Dedi ki biz tamam artık istediğimiz gibi rakibe çalışabiliriz. Kritik oyuncularına müdahaleler yapabiliriz. Hakem de zaten artık... Çünkü sarı kart hiç çıkmadı bana. Bir tane çıktı galiba. İki tane ben diye hatırlıyorum. Devre arasında belki bu bir yerde yazılmadı, çizilmedi ama benim de atladığım bir konu aslında. Çok yorgun geldik. Biz de bazen kaçırabiliyoruz bazı şeyleri ki ertesi günde biliyorsun bir Tekirdağ yolculuğumuz vardı. Onu da evet yani o boşlukta... tebrik edelim seni. Anonsta içerisinde söyleyecektim. Hani Van'dan sonra ertesi gün Tekirdağ voleybol maçı gitmek de yani... O kolay bir iş değil. Karım Selidman yurduna da ayrıca bir değinmek lazım aslında sonuna doğru programı. Sonunda anlatırım. Tabii tabii o çok şahane işler oluyor orada. Tabii, olağanüstü tabii. İşler oluyor. Oraya da mutlaka... Senin özel bir 10 dakikalık kürsü konuşmak. Estağfurullah. Temas etmemiz lazım.
Bu sertlik dolayısıyla rakip futbolcular da bu kendinde bazı şeyleri meşru gördü. Ve futbolcularımız her şeyden önce oynatmamaya, yani sertlik dolayısıyla bizim hareketlerimizi kısıtlamaya çalıştılar. İkinci yarının 50 ve 60. dakikalarında Oğuzhan'la gerçekten özellikle 60. dakikalara doğru çok net bir gol kaçırdık. Sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu, kalecinin göğsüne vurdu. Evet. Tabii ki futbolcu gol kaçırır, atar, yer, kırmızı yer, her şey olur bilmem ne. Deplasmanda bu tür fırsatlar elimize geçtiği zaman ya elimizden geldiği kadar konsantre olmamız lazım. Evet, Oğuzhan bu o günkü maçın şu ana kadarki Oğuzhan bireysel olarak konuşuyorum en mücadeleci, en hızlı, en istekli futbolunu oynadı. Oğuzhan bana göre Manavgat maçının da 11'ine girmeyi hak etti o oyundaki performansıyla. Ama o karar anlarında, kırılma anlarında Kocaelispor orada 2-1 öne geçseydi tüm rüzgar bizim arkamızda olacaktı. Derken bir yan top, bir kafa golü. Duran toplarla ilgili ikinci kez Kızılcabülük maçından sonra çok net bir gol yedik ne yazık ki. Burada tartışılmaya başlandı. Hani onu biraz açalım şöyle. Gerçi maçın öyküsünü bitirdikten sonra sorayım ben sana. Tabii alan parselizasyonu diyoruz biz buna. Yani adam adama değil de bulunduğun mevki savunmayla alakalı bir şey. 2-1'den sonra ilginç bir şanssızlık yaşadı Ümit Metin Yıldız. Bunlardan bir tanesi orta sahadan Mert Yavuz'un çıkmasıydı. Orta sahadan Mert Yavuz çıkınca 2-1'den sonra. Hocanın kendi tercihi değil mi o? Tabii tabii şöyle söylüyorum. Yani forvetin ikilemesinin nedeni yenilen gol sonrasında yapılmış bir hamleydi. Aslında Sinan golden önce hazırlanıyordu. Sinan şöyle çok ilginç bir şey tam. Ya birbirken Mert yakın, mi çıkardı? Gol yakın çağırdı Sinan'ı. Birbirken Mert mi çıkardı? Hayır şöyle gol yedikten sonra Sinan direkt girdi oyuna. İlginç olan şu zaten Hamza ile şey değişikliği yapacaktı. Pardon Hamza diyorum. Oğuzhan'la Sinan değişikliği yapacaktı. O sırada golü yemiş olduk biz. Gol yiyince de mecburen atmak zorundayız. Forvet'i ikileyecektik. Yani 4-4-2'ye dönecektik biz. Sefa'yı biraz daha neden atlayalım. Geriye düştükten sonra bu formüle başvuruyor? Şöyle biz mesela yani. Gerçek olmalıyız ki yani evet bir skor olabildiği kadar tutalım. İyi de oynuyordu Kocaelisporlu futbolcular. Yani sahada gerçekten iyi duran, iyi mücadele eden, iyi pas yapan ki kendi sahasında sadece bir yenilgi alan bir takıma karşı bana göre çok iyi futbol oynadı, çok karakterli futbol oynadı. O duran toptan sonra, yenilen golden sonra üst üste basiresizlikler, şanssızlıklar yaşandı. Neydi o? İşte Sinan'ın mecburen çift forvete dönüp Mesut'u orta sahanın merkezinde tek bırakması. Mesut 5 dakika sonra kırmızı kart deyince de orta sahada bir boşluk oluşması. Bravo. O yüzden de Hamza'yı merkeze çekti mecburen. 4-3-2 gibi bir senaryo oluştu. Gene ellerinden geleni yaptı çocuklar ki... Rakip yattı. Rakibin zaten o futbolun dışındaki şeyler bizim klasik başımıza gelen şeyler. Kocaelispor öne geçtiği zaman özellikle ikinci yarıda Kocaelispor'un pas kabiliyeti, Kocaelispor'un nefes yüzdesi rakiplerin üzerinde. Bunu kimse yani bana kim ne derse desin herkese de tartışın bunu. Van gibi 1700 rakımlı bir deplasmandaki takım bile son 20 dakika yatıyorsa, nefesi kesiliyorsa Kocaelispor 85. dakikada yine %100'lük bir gol pozisyonu bulabiliyorsa burada ben hani futbolcuların emeğine çok da böyle saygısızlık yapılması kanaatinde değilim. Benim buradaki söylemek istediğim şey gerçekten ikinci yarıda olabilecek bütün şanssızlıkları yaşadılar ve Van mağlubiyeti ne yazık ki kaçınılmaz oldu. Yazık oldu. Hak ettiğimiz bir puanı. İnanın bana futbolcular da çok üzüldü. Maçtan sonra tribünlere gidilmemesi gibi bir hani böyle bir Vanlıların çağırıp koşuşu. Çağırıldı, alkışladılar. Bu hani şöyle yansıdı yani herkes o dışarıya çıktı falan hani bir böyle tepki gösterdi Kocaelisporlu futbolcular diye bir algı oluştu. Böyle bir şey de söz konusu değil. 180 nabız, 200 nabız yenilmişin. Hakem devre arasında tehdit yemiştir. O hakemin ikinci yarıda verdiği bütün kararların tamamı Kocaelispor aleyhinedir. Bir de hakem psikozu oluşmuştur futbolcularda. Bir baskı vardı zaten futbolcuların puan alamamanın vermiş olduğu problem. Bunun üzerine de tabii futbolculara gel buraya dediğiniz zaman kimsenin hani dönüp de gelme şansı yok. Gene de bir grup önden hızlı bir şekilde gitti. Arkada bir grup vardı galiba Burak Süleyman, Mert Yavuz'dan oluşan. Onlar da tribünleri uzaktan alkışladılar yani. Ve olay bitmiştir. Burada da böyle bir algı kesinlikle yaratılmamalıdır. Maçla ilgili notlarda Mesut'un gördüğü kırmızı kart haksız mı şöyle yoksa doğru kart mı? Bir de rakip bu kadar sert oynarken herhalde Serkan sarı kartı varken kırmızı görmesi gereken pozisyon. Burnumun dibinde oldu Mesut'un kırmızı kart pozisyonu. Eğer Mesut'un pozisyonuna sarı kart... Geçiştirebilir miydi hakem yani onu? Mesut'un pozisyonuna sarı kart çıkıyorsa
Ne dedim ben? En az ilk yarıda en az 10 tane, ikinci yarıda 5 tane daha sarı kart göstermesi lazım. Hatta ikinci sarı kart belki kırmızı, bilemiyorum. Burada bir standart bozukluğu vardı. Burada bir, ben buna eyyam demek istemiyorum, hakarete de girmek istemiyorum konularda, ama hakemin biraz sindirildiğini ve korkutulduğunu düşünüyorum. Öyle de ama yazdım sadece. Yani uzak deplasmanlarda, yani doğu, güneydoğu deplasmanları genelde böyle bütün oluyor. Deplasmanlarda bu olacaktır zaten. Artık ligin sonuna doğru, herkes sağ dışı faktörleri de kullanacaktır. Kocaeli Spor bu konuda belki de bu işleri en yapamayan, bana göre en doğrusunu yapan aslında, en yapamayan takım. 2-0'da, 2-1'de, 3-2'de önde olsa Kocaeli Sporlu futbolcu yatmaz abi. Kocaeli Sporlu futbolcu zamanı... Çamur yapmıyoruz zaten onu. Yapamıyoruz işte. Yapamıyoruz. Neden? Ruhumuzda yok. Bizim coşkumuz var, bizim oynama isteğimiz var. Maalesef. Biz her zaman Kocaeli Spor duruşunu göstermişiz zaten sahada. Bize futbol oynamaya çalışan takımlara biz zaten en güzel cevabı futbolumuzla veriyoruz. Ya, affedersiniz, yani çirkeflik yapıldığı zaman da kendi sinirimizden kendimize zarar veriyoruz. Öfke kontrolümüz de yok. Burası da bir gerçek. Bu da işin ayrı bir tarafı. Velhasıl kelam, biz 2-1'lik mağlubiyette tabii haneye sen 20 tane de gol kaçırsan, 10 tane de penaltı kaçırsan, skora bakın, hiçbir şey elde edemezsen skor olarak senin hanene eksi yazıyor veya sıfır yazıyor. Evet. O yüzden biz bunu 2-1'i kaybedilmiş 3 puan olarak görmekteyiz. İnşallah Manavgat maçında da bunun telafisini evet yaparız diye düşünüyorum. Ben sana birkaç soru sormadan önce bir de benim penceremden gerçi bizim Spor 41'de ayrıntıları yazdım ben. Ben de farklı bakış açısından. Tabii ki sen sahada orada Van'ı soludun, takımı gördün, atmosferi gördün. Biz de işte internet üzerinden gördük. Bir gözümüzde şeydeydi biliyorsun. Erzincan maçındaydı. Ben her zaman şunu söylerim. Gerek ligin ilk yarısında gerek ikinci yarısında hep böyle 2-3 tane kırılma maçları vardır. Bu maçlardan birini yaşadık bana göre. Ve Kocaelispor bir de 1-0 öne geçtiği maçta rakibine doğru düz pozisyon vermeden onu notu almanı istiyorum. O free kick ölü topları soracağım sana çünkü. Bir free kickten bir köşe atışından mağlup olarak, yani bu puan kaybı sonunda ben büyük fotoğrafın ortaya çıktığını düşünüyorum. Her ne kadar ligi bitmesine 13 hafta kalmasına rağmen Sancaktepe'nin de yani yenildiği bir haftada bence şehri tam şampiyonluk havasına ya playoff'taki bütün takımların puan kaybetti. Yani Van'la evet, yani Altay'ın 9'ar puan 10'ar puan aldığı bir haftaydı. Biz maçtan bir gün önce işte teati yapıyoruz işte başkan beyle işte yöneticilerle. Hani bize sorsalardı ki bu haftaki skorlar nasıl bitsin diye sorsalardı biz bundan daha iyisini söyleyeyim. Kocaelispor'a mağlubiyet kimse yazmazdı. Evet, yani biz burada bir puan bile alsak bizim için aslında 3 puan gibi gelecek. Değil mesela mi? Galatasaray'ın bu hafta kaybettiği Kayseri Spor maçında biliyorsun Beşiktaş'ın mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı bir haftada, Başakşehir'in fark yediği bir haftada Galatasaray bu fırsatı altın tepsiyle sunulan fırsatı tepmişti. O hoca o yüzden gitti zaten. Yani ben aslında o benzetmeyi de bazen yapıyordum. Hani Galatasaray'daki Rick Ring'de, yani Kocaelispor'da Ümit Metin Yıldız sanki hep böyle devamlı hep haksız eleştirilen alan insanlardı ama en sonunda işte o mağlubiyet... Şöyle mesela eleştiri yapılması demokratik ülkelerde her zaman olur. Herkes herkesi eleştirebilir. Evet. Olayın hakaret olmadı. Tabii olayın biraz manevi itibar zedeleyici durumlara yer açmaması noktasında herkesi eleştirebilir. Bizi de eleştirebilirler. Ben özellikle Van özelinde yorum yaparsam, kesinlikle Ümit Metin Yıldız'ı eleştirebileceğim herhangi bir parametre çıkmaz. Evet. Gerçekten çıkmaz. Keşke bu maçı izleyip de ona göre yorum yapsalardı bazı arkadaşlarımız. Belki bilinçaltında oluşmuş bazı şeyler var. Yani geçmişten kalan bazı işte kafalarda oluşan işte o mesajlar birikmiştir. Bunlara karşı yapılmış bir yorum vardır. Ümit Hoca konusuna geldiğinde ben senden detay alacağım. Yani skora göre çok bu konunun yani, Ümit Metin'e bağlanması kanaatim. Ben şunu diyorum. Cizre'den sonra Van'da da çok güzel dostluklar yaşandı. Kocaelispor zaten evet, Anadolu topraklarının her zaman sevilen, çok, saygı duyulan bir camia. Taraftarımız da buna zaten yaklaşık 150 değil mi? Yani 100 civarı. Tabii bir gün önceden gelenler de vardı. Yönetim vardı. Yönetimin aileleri vardı. Uçakta işte seyahat ettiler. Şimdi dediğin gibi Van Sporlu taraftarları zaten büyük bir misafirperverlik örneği gösterdiler. Güzel dostluklar, beraber yemek yemeleri. Ebedi bir dostluk. Van Spor takımına gelince de açıkçası ligin ilk yarısında da seyrettiğimiz ve Van Spor'un hocası Namık Hoca. Namık Altunsoy. Altunsoy Hoca. Yani maçtan sonra kendisi de
Kocaelispor taraftarına kötü futbol izlettirdiğimiz için pişmanız diyen bir hocaydı. Son 20 dakikada da farklı son 20 dakikada aynısını yaptığını gördük. Çünkü bizim kalemize biz 10 kişi kalmamıza rağmen doğru düz gelemediler bir iki kontra. Tam gözümün önünde olan bir olayı anlatayım. Rakibin sol beki sakatlanıyor. Aslında sakatlanmıyor da sakatlanmış hüsü veriyor kendine. O sırada oyun alanına Seddi çağırıyor hakem. Çünkü futbolcu Seddi istiyor, kalkamayacağım falan deyince Seddi'nin sahaya bir girişi var. Aynı Osmanlı iki ileri bir geri, iki ileri bir geri böyle bir dönüyor etrafında o seyirciler, bir gülüyorlar, bir falan bir makara falan yapıyorlar. Tabii Seddi'nin gelmesi yaklaşık 1-1,5 dakika sürdü. Biz normalde sahaya turlayacağız. Seddi geldi. Sonra futbolcu istemiyorum dedi, kalktı ayağa. Sonra oyuna devam etti ve ben arkada... Hakem çıkartmadı mı dışarıya? Hakem tabii ki dışarıya çıkardı ama sen Seddi'yi oraya çağırırsan yani kardeşim. Dakika. Niye o zaman Seddi'yi çağırdın? Neden yatmıyorsun o Seddi'de? 5 dakika o zaman az oldu o zaman uzak. Ya kesinlikle az. Ya ben hani olayın 3'ünde 5'inde değilim. Buradaki olayın ahlaki tavırlarından yani hareket etmek istiyorum ben. O yani şöyle söyleyeyim. Arkadan ben isyan ettim yardımcı hakeme. Ya bu nasıl bir aymazlıktır? Ya bu nasıl bir karakter? Nasıl bir futboldur? Baksanıza dedim futbolcu Seddi'yi istiyor. Seddi'ye geliyor. Daha sonra Seddi geldikten sonra kalkıyor. Seddi boş geliyor futbolcu. Çıkıyor Seddi hala çıkmıyor. Şimdi Seddiciler böyle zannedersin ki anasını tiyatro sahnesinde bana şey taşıyorlar böyle koltuk falan taşıyorlarmış gibi. Yani şunu söylemek istiyorum. Sinir bozucu bir an istiyorum. Ben şu an 39 puanlı 3 takımı gördüğüm zaman Vanspor'un 39 puanı bu kadro kalitesiyle nasıl aldığını işte Namık Altunsoy bunları hep yapıyor. Tokat'tayken de Diyarbakır'dayken de yani, kısıtlı kadrolarla dirençli takımlar kurabiliyor. Van'ın bir kere fiziksel üstünlüğü çok fazlaydı. Hem rakım avantajı hem de direnç. Yani fizik kapasiteleri gerçekten iyiydi. Bu anlamda da ekstra puanların özellikle evinde sağladı ki bugün 39 puan aldı. Aslında 23 haftada 39 puan çok da büyük bir rakam değil. Yani 1.70'e falan tekabül ediyor. 1.80'e. İşte senin 2 puana ihtiyacın var. Şu an dikkat edersen son sıradaki takımla playoff arasındaki puan farkına bir bak. Yani 3-4 galibiyetlik bir fark var. Şaka gibi lig oluşuyor. Ben şunu da söyleyeyim. Her hafta Kocaelispor için bonusları toplama haftası. Her hafta ekstra puanları toplama haftası. Çünkü bütün takımlar birbirinden içeride dışarıda çok rahat puan alabilirler. Bunlar bizim elimize her zaman geçecek. Yeter ki biz sağlıksız puanlar kaybetmeyiz. Evet. Ben şöyle özetleyeyim tekrardan. Şimdi bir taraftan Van Kocaelispor maçına bakıyoruz. İlk 15 dakika her şey istediğimiz gibiydi değil mi Erdem? Evet. Biz gol atmıştık. Gole kadar, yiyene kadar hatta. 36. Sancaktepe, işte Kanal 58 veriyordu maçı. Evet, diğer takımların da evet, skorlarında. Sancaktepe 10 kişi kalmış, 0-0. Artı bir skor. 40. dakikada biz 1-1 olduk. Erzincan 10 kişi kaldı. Ne yaptık? İlk yarı nötr dedik. İkinci yarı, çünkü biz Sancaktepe'nin yenileceğini... Ama Kocaelispor'un da yeneceğinden tam emin değildik yani. Öyle bir soru işareti vardı. Nitekim Erzincan 55'te 1-0 yapıp 60'ta golü yedi. O sırada Kocaelispor biz kaçtaydık? 64 civarı. Yani bir anda korku filmi izledik ki... Bütün senaryo değişti baştan. Bütün senaryo değişti. Bir de üstüne biz 70'te Mesut Kırmızı Kart gördük ki o sırada... Erzincan'ın stoperi sevgili Erdem sonradan topu kaptırdı. Rakip gole gidecek. Kalecinin müdahalesi ve penaltı. Sancaktepe lehine değil mi? Evet. Aa dedim ne kadar güzel. Derken Sancaktepe penaltıyı kaçırdı. 2 dakika sonra da Erzincan 2-1 öne geçti. Son 15 dakika Sancaktepe'nin baskısı vardı. Erzincan kontra ataklardan sonuca gidemedi ama bizim Kocaelispor'umuz en azından bir beraberlik golü olsa 6 puan, 5 puan inecekti. Bu arada seyircimize şunu da hatırlatırım. Geçen hafta söyledik mi programımızda? Söyledim herhalde. Sancaktepe geçen hafta da Beylerbeyi'ne takılıyordu. 90'da Beylerbeyi penaltı kaçırmıştı. Yani Sancaktepe takımında bay olduğu hafta hariç Kozan'a mağlup oluyor. Beylerbeyi'ni şans eseri yeniyor. Son dakikada kaçırılan penaltıyı. Yani müthiş bir düşüş var. Ben aslında evet, iyi tabii. Parantezi şöyle biraz açmak lazım. Bizim belki de yanıldığımız hadiselerden bir tanesi, çok kafamızı Sancaktepe'ye takıyoruz galiba. Ama ligin başından beri onu kovalamaktan da bıktık sevgili Erdem. Hani ben yazımda da şunu belirttim. Hani liderliği yavaş yavaş bence unutalım. Yani arka tarafa atalım da playoff'a biraz hayır, daha konsantre olalım. Şu takımın lider olma şansı hala devam ediyor. Ama şu an arkadan ama gelen... Ama öyle yaptığımız zaman geriliyoruz yani. Şimdi bu kadar eleştirinin gelmesinin sebebi ne Ümit Hoca'ya veya futbolculara? Çünkü hedef var, birincilik.
Ben ısrarla şunu söyledim. Biz yönetim hiç açıkladı mı bizim hedefimiz birincilik diye? Ben hatırlamıyorum. Açıklamaması en doğalıydı zaten. Yani sezonun başına gittiğimizde bu takımın acaba ligde kalır mı diyecek. Ben demedim abi. Playoff dedim abi. Yani bilmiyorum. O diyenler nerede merak ediyorum. Sen dedin mi abi? Güzel abicim. Endişelenmedik mi? Biz seninle kafa jimnastiği yaptığımızda ilk 4 haftadan geçen sonra seneki takımlardan bizim şu an grubumuzda geçen sene playoff oynayan 10 tane takım var. Altay, Erzincan'ı bilmem nesi. Yani ne olacağı belli olmayan bir grup. Bizim 19'lu grup. Bu beyler bir playoff oynamadı mı? İşte sonuncu. Ya demek istediğim şu. Sezon başında eminim herkes de aynı fikirdeydi. Eyvah en zor gruba düştük. Eyvah biz ne yapacağız? Bu eyvah kelimesini cümlelerinin başında kullandı herkes. Doğru. Ama şu var. Geçmişte yaşanmaz tabii ki. İsimlere aldandık. Hedef yani. Hedefi doğurur. Bu grupta da herkes yendiği için, yemece bir grup olduğu için Kocaelispor'da kötü futbol oynamıyor. Kocaelispor'un şu an direnç noktasında en zafiyet gösterdiği maç bana göre Beylerbeyi maçının 90 dakikasıydı. Ankara Demir maçının ikinci yarısıydı. Biraz da sallantıda olan, biraz da diyorum o da en çok baskı Karacabey maçındaydı. Karacabey maçında hani yani en azından deplasman içeride diyorum Kızılcabülük maçının bazı noktalarında orta sahada hakimiyeti verdik rakibi. Van maçında bu orta saha hakimiyetini vermedik hiçbir zaman. Tabii. Sadece rakip paralel paslarla, yan paslarla sonuca gitmeye çalıştı. Ama bizim alan savunma, takım savunmamız iyi olduğu için bunu yemedik. Biz 20 maçta, 18-19 maçta rakibi oyun üstünlüğümüzü kabul ettirmiştik. Kısaca konuşmak gerekirse biz hani hedef olarak Sancaktepe'yi değil de hani bu maçları nasıl kazanabiliriz? Biz rakiplerin ne yaptığı değil de kendi ne yaptığımızla ilgilenmek bana göre en sağlıklısıdır, en doğrusudur. Bu şiarla hareket etmek bana göre en doğrusudur abi. Evet peki şimdi kaybettiğimiz yani gereksiz puanlar diyoruz. Bu tabii Sancaktepe'nin puanlar yani zirvede olmasına sebep oluyor. Sadece Kocaelispor değil, diğer takımlar da aynı şekilde. Yani çok istikrarlı değiller. Bir de hani bu böyle devam edecek. Ya sezon sonuna kadar fikstürleri insanlar açsın baksın. Bütün takımlar birbirinden puan alabilecek. Burada özellikle ben geçen de bunun haberini işledim. Fikstürle ilgili hani iç saha maçları bizim için çok çok önemli. Biz iç saha maçlarını kaybetmezsek zaten otomatikman playoff hattına doğru giriyoruz. Evet. 39'un üstüne bir 15-16 eklediniz 53-54 zaten playoff'un taban var işte. 60'ı olur ama sevgili abi. Ya işte yani diyorum ya birbirlerinden geçen seneki şeylere baktım ben. Ama bu grup çok bir farklı. 60-61 puan. Bakın biz bu hafta sonu Kütahya'ya gideceğiz. Ama fazla maç oynayacağız zaten 36 maç. Kütahya'ya gideceğiz bu hafta sonu. Yarını bir atlatalım da. Yarına da değineceğiz de. Can çekişiyor. Kimse kimseye kırmızılığıyla buyurun gelin 3 puan alın gidin demez. Yani abi. Ben şeyi soracağım sana. Şimdi aslında bu haftanın fikstürü orada önünde bir okur musun? Yarın yani bu maç tabii ki seyirciler izlediğinde belki maç oynanmış olacak ama bu fikstürü bir oku istersen abi. Yani kimlerle kim oynuyor? Yarınki maç programı hafta içi biliyorsunuz sevgili seyirciler. Bayburt Kütahya maçı. Zor maç. Beylerbeyi Erzincan. Kesinlikle zor maç. Sancaktepe Gölcük. Kesinlikle zor Kozan, maç. Tekirdağ. Kesinlikle Kızılcabülük, Kozan çıkışta. Ankara Demir. Al sana işte Çorum, fırsat maçı. Çorum, Cizre, Altay, Erzin, Kartal, Van Büyükşehir ve Kocaelispor'umuzda Manavgat oynayacak. Şöyle bir şey var. Çorum ve Altay'ın bu hafta sıkıntılarını da yani sıkıntılı maç gibi görünmüyor ama diğer maçların evet. Hepsinde problem var. İşte bunların hepsi çıkar. Dolaylı puan, ekstra puan diyoruz biz bunlara. Bonus, ben hep diyorum bonus. Bir de bizim grupta her hafta en az 3-4 maç beraber bitiyor. Olacak. Yani. Sezon sonuna kadar olacak. Diyorum ki bizim fark yaratmamız için deplasmandan bir evden 3 abi. Bitti. Aynen. Bunu yapabildiğimiz, biz deplasmanda hani hadi kazanalım kafasıyla da gitmememiz lazım açıkçası. Neticesinde deplasman. Ama deplasman takımı gibi de oynamıyoruz işte sevgili Erdem. Yani az önce dedin yani Van son 20 dakika yatıyor. Şimdi ne bileyim öne geçtiğimiz maçlarda son dakikalarda çamur yapmıyoruz. Üçüncü oyuncu değiştiğini kullanmıyoruz. Oyunu soğutmuyoruz. Paldır küldür saldırıyoruz. Golü düşünüyoruz. Yani evet biz Kocaelispor'a bizim problemimiz ne biliyor musun? Biz erkenden iki farklı skor yakalamak mecburiyetindeyiz. Biz Erzin maçında biliyorsun Kadir Gezer'in bir pas arası vardı maçın başında. Boşa ağlara gönderecektik. 1-0 geriye düşseydik gene bizim için çok iyi bir maç olmayacak. Ne zaman kazanırdık ama çok zorlanırdık gibi. Ne zaman ki Oğuzhan da ikinci golü bulduk. Ondan sonra olayın kendiliğinden. Genelde çözüm. İsmet Paşa'daki fotoğraf o zaten. İlk yarıdaki hangi skorlu olduysa Kızılcabülük Erzincan maçı hariç maçlar o şekilde bitiyor. İki farklı öne geçmediğimiz sürece bir fark her zaman tedirginlik yaratır. Her takımda 60'tan sonra da iki yapacaksın. Yani ilk yarı yapıyorsan iki güzel. 60'tan sonra inşallah iki olur. Şimdi ilk beş içerisinde yer alan bütün takımlar için şampiyonluk hedefi
var gibi gözüküyor. Sadece Kocaspor için değil. Hani Çorum biraz burada geride kaldı gibi gözüküyor. Ama ya ben sana söyleyeyim. Gölcün fikstürüne baktın mı sen kalan maçlarına? Çok fazla incelemedim. Çok çok rahat bir zeminden geçecek Gölcük. Evet. Yani... Son haftada Kocaelispor maçı. Belli olmaz. Belki ikimize de yarayacak bir futbol. İnşallah. Bir skor olacak. Hani İkimiz de playoff ya da liderlik kovalayacağız. Allah inşallah. Gölcük Sporu Başkanı her zaman şunu diyor. Hani Kocaelispor birinci olsun şeklinde bir temennisi var. Ben de diyorum ki hani Van'a gideceğimize, hani biz eğer ikinci olursak Van'la eşleşeceğimize, yani Gölcük yarım saatlik deplasmana gitmek daha avantaj olur. Yani ben şunu söylüyorum. Tabii o daha sonraki. Daha sonraki. Tamam. Yani son 4-5 hafta konuşacağımız tabii. Konu. Örneğin işte Sakaryaspor 3. oyuncu artık oyuncu değiştiğinde öyle bir şey olmuş ki bizde. Senin de bilinçaltında vallahi, var bir sürü bir şey. Ya bu hafta da olmamış ya 3. değişiklik falan. Yani onu soracağım zaten sana. Yani hocamıza da sordum, futbolculara da. İşte değiştirdiler hocayı. Tuncay Şanlı kendi yetiştirdikleri futbolcu. Ya orada hocayla. Ciddi bir vefasızlık İşte bu haftaki maçları istedim. Ben şimdi şöyle bir özelliğim var benim. Kocaelispor maçının haricinde ben YouTube'da bütün alt ligleri takip etmeye çalıştım. Bankasya'da 4 tane 5 tane canlı maçı seyrederim. Alt ligleri. Sultanbeyli Sakaryaspor maçını seyrettim. 1-0 iken Sakarya çok kaçırıyor. Sultanbeyli 1-1 yaptıktan sonra Sultanbeyli'nin iki ciddi pozisyonu var. 85'te Sakarya'ya bir penaltı. Sonra maç 3-1. Bizim bu aynı sahada oynadılar. Sultan Beylerbeyi stadında oynuyorlar. Beylerbeyi öndüğümüz evet. Sahada. Şimdi Sakarya'da maçı kazanamasa playoff çok ciddi bir tehdit. Çünkü aşağıdan Tarsus falan geliyor. Yani geliyordu. Sakarya çok iyi aynı yanınım değil benim ya. Yani onların şu anda birinci umudu tamamen bitti zaten. Afyon orada. Yani çok da umurumda mı diye sorarsan aslında. Yok yok şey örneğini vereceğim. Hani camia işte şimdi onlar 7 trilyon. Parayla beceremiyorlar. Yani onlar 5-6 trilyon yatırım yaptı. Orada Darıca bilene Afyon'dan sonra çok güçlü bir takım. Evet. Hani bizim grubumuzdaki şimdi orta sıralık takıma baktığın zaman şimdi ben evet Gölcük Spor bir atıyor, sağlam atıyor, 3 puanı cebine indiriyor. Gölcük'ün anahtarı takım savunması. Penaltıdan atmış golü de gördüm, seyrettim. Net de bir penaltıydı pozisyon. Evet, ama. Elle çarpmış. Şimdi 35 oldular. Playoff attı 7'den 4'e düştü sevgili Erdem. Çorum'da 35. Ben şimdi burada 5. Çorum, Gölcük filan hani ben Van böyle... Abi o hesap kitap işleri hepimizin kafasını erken yoracak. Erken mi? Özellikle, ama aşağıdan Erzincan bence çok tehlikeli bir takım yani. Güzel abicim biz buraya kafamızı endekslersek saha içerisinde kim nasıl bakacak? Bizim aslında saha içerisinde... Ama değerlendirmeyeceğiz mi yani? Bak saha içerisinde çözmemiz gereken olaylar var. Ne dedik biz az önce? Ben ne dedim affedersin? İçeride 3, dışarıda 1. Güzel abicim sen kazan. Gerisi bunlar ne yapıyorsa yapsınlar. Tabii tabii. Biz baldan çıktığımızda... Ama kazanamayacağım. Baldan çıktığımızda hiç hesap kitap yaptık mı? Yapmadık. Yürüdük çünkü. Arkadaki takımlar sadece izlemek zorunda kaldı. Burada da bizim aynı kafada hareket etmemiz lazım. Tamam illa ki değerlendireceksin. Erzincan Gölü 6 ay yükselerek Gölü. Galiba 9 maç 6'ya 3 mü ya da 5'e 4 mü öyle bir çıkıştalar. Tabii tabii. Sancaktepe'nin puan kayıpları her ne kadar olsa da gene çok iyi hem kanat beklerim hem ön liberoları hem de ofansif anlamda iyi futbolcular. Yani ben şurada verdiğim mesajda hatırlarsan işte Dimyat'a pirince giderken evdeki bulundan evet. Olmayalım. Burada maç sonrası bilene hemen bir mesaj attım. Ya belli attım. Olmaz. 2 hafta camiaya. Sonra playoff'un da dışında kalabilir. Tabii işte hayır ben o tehlike şimdi şu tehlike var şimdi. O bizim, makas kapalı. He, taraftarımız öyle bir birinciliğe endekslenmiş ki ben onu gördüm hissettim ve kardeşim geriliyoruz yani. Germeyin kendinizi. Biraz rahat olun. Ya çok panik yapmayın. Çok evet. Sorguluyoruz. Gerek yok. Sonuçta bu ikinci lige çıkmanın iki tane yolu var. Bir kısa yol. Birinci oluyorsun. 36 maç. İkinci yol ne? Playoff. 39. maçta da çıkabilirsin. Biz geçen sene ne dedik? Balda 24 maç bitti. 25. maçta şampiyonluk turu atalım dedik. Şimdi de 36'da atmazsın. 39. maçta şampiyonluk turu atabilirsin. Yani sonuçta çıkmak önemli. Ben de sana %100 katılıyorum. Benim bundan sonra içeride 3, dışarıda 1. Ekstradan da getirirsen İçeriye kredin. Ekmekli olur. Kadayıf mı diyorlar? Ekmekli kadayıf. Kaymaklı kadayıf. Ekmek mı? Kadayıf. He, neyse işte. Tatlıyı da söyleyemedim. Yani ben o şeyi hissettim. Tedirginliği hissetmeye başladım. Ya çünkü, o tedirginlik hepimize var aslında. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz Kocaelispor'u içten hani gerçekten samimiyetimizle bu takımın iyi yerlerde olmasını istiyoruz.
Ama gerçekleri de kapı ardında bırakmadan hareket etmeliyiz abicim. Bu takım neticesinde baldan çıkmış bir takım. Baldan evet, o bir mazeret gibi gözüküyor. Kadro kalitemiz var, ismimiz var. Bak sana bir şey diyeyim mi? Yani... Dışarıdaki adamların algısında ne var biliyor musun? Ya Kocaeli Spor bal takımı bunu nasıl beceriyor? Hadi tabii ki 3 senelik birliktelik zaten geçen sene iyi bir takım da kuruldu. Ama bu sene rakipler bize o gözle bakmıyordur ya. Kocaeli Spor baktığı zaman. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Her deplasmanda kale arkasında ısınan futbolcuların hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu hafta da böyle. Ya Vanlı futbolcu diyor ki abi diyor bu takım diyor transfer yasa olan hiçbir geçen sene çıkan kadro değil mi diyor. Sonra evet aynı helal olsun ne güzel oynuyor çocuklar. İşte bizim ama iyi olduğumuzun göstergesi değil bu kadro kalitesinin. İyi yani. Ben bunun aksini savunmuyorum. Benim burada savunduğum hadise bizim takımımız kötü bir takım değil. Biraz böyle yüklenirken daha sağlıklı yüklenmek lazım. Hani inan Van maçını izleseydin abi sen gurur duyardın takımla. Özellikle son 20 dakika hepsi nasıl canını dişine takıyor. Hamza'nın her tarafı çürük, Mesut'un gözünün bir tanesi kapanmış. Kadir Ögen'in sol ayağında, Oğuzhan Türkmen'in sol ayağında böyle krampon izleri abi böyle bir karış bir karış. Adamları dövdüler, doğradılar. Buna fırsat tanıyan, tehdit edilen ve korkan bir hakemin de buna çanak tuttuğu bir maç izledik. Yerin altı buz. Üstü yumuşak, zemin olmuş bana patates tarlası, 7000 tane seyirci, Van deplasmanı, rakım. Ben bunların hepsini bir araya koyduğumda oradan getireceğim bir puan çok değerliydi belki ama getiremedik. Ben o günkü, o zamanki hani Beylerbeyi maçında kaybetseydik biz deplasmanda, suyun içinde, vallahi billahi üzülmezdim. Neden? Orada bir şey yapmadık. O zaman teknik heyetinde durumu ciddi sıkıntı yani. Orada top mop oynamadık biz. Ama... Van maçında penaltımız verildi sevgili Erdem ya 90. dakikada. Hangi? Sinan düşürüldü. Penaltı değil mi? Ya sığınmayalım abi ya. O kadar neyse, da hani yani çalan çalıyor biz hocam. 90'a kadar ne yaptık? 3 tane herifler kaçırdı şimdi. Adamlara bir şey mi diyor? Onlar da kaçırdı da dememiz lazım şimdi. Evet. O zaman bu kısır konuşmalar abi. Yengen abi yani Manavgat mı var bizim maçımız? Manavgat mı? Yengen abi. Manavgat ister düşüyor ister bana 55 puan beni ilgilendirmez abi. Tamam, İçeridesin. Tamam. Futbolcuların da zaten bu şiardan çıkma şansı yok. Biz Allah'ın izniyle Manavgat'ı yendiğimiz zaman Kütahya'dan ben bir puana da fitim kardeşim. Tabii canım sen ne diyorsun? Sonra Karacabey de burada zaten bir şekilde o hırsla o taraflar bütünlüğüyle gene içeride kazanacağız. Biz 3 haftada 7 puan yaptık mı zaten yeni bir hedef doğacak önümüze. Ondan sonra kırılma maçları işte Çorum'dur, Altay'dır. Öyle hani tamamıyla ligin virajına girmiş olacağız. İnsan şeyi üzülüyor. Yani bu Sancaktepe o kadar abartıldı ki. Yani İşte Sancaktepe'nin öne çıkmasının farkı ne? Evinde 11 maç, 9 galibiyet, 2 beraber. Bitti abi. Sen ve gol yemiyorlar. Evinde aynı performansa sahip olsak biz, ekstradan biz bir 6-7 puan eklediğimizde Sancaktepe'sin işte puan olarak. İşte ben zaten onu soracağım sana. Şimdi ilk yarıda biz 15 puan içeride, 16 puan dışarıda toplamışız. Dışarıda toplamasak düşmeye oynayacağız. Var mı böyle bir şey? Şimdi ikinci yarıda ben şunu dedim. Playoff'a kalmak istiyorsak bir 31 puan daha toplamamız gerekiyor. Yani. İçeride 20 dedim, dışarıda 10 dedim yani ve muhtemelen de bu olacak. Ben neden? Çünkü zorlu hava şartları, kış şartları. Onu zaten deplasman, Cizre var. Endişelerimizi dile getirmiştik. Bizi yukarıda tutacak olan parametre, performans yani yukarıdan üst sıralarda tutacak olan unsurların en başında deplasmanlardan alacağımız ekstra puanlar belirleyici olacaktı. Yani biz deplasmanlarda ne kadar puan toplarsak o kadar avantajlı duruma geçeriz. Çünkü bizim artık bu saatten sonra iç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Lüksümüzden ziyade puan kaybetme durumumuz çok azaldı. Çünkü biz mesela Kartal'la deplasmanda oynasak sıkıntı. Ya da işte Manavgat'la deplasmanda oynasak sıkıntı. Niye? Çünkü bu takımlar Canavli ile evet. İç sahada yani bize karşı bunları yapamazlar. Zayıf halkalar geliyor evet. Evet. O yüzden bizim iç saha performansımız tabii ki çok önemli ama dışarıdan getireceğimiz parametrelerde belki de bizi yukarıda değil belki birinci sırada tutacak ama bunun için de tabii ki maçların geçmesi. Orada evet ben de sen de Kocaeli Gazetesi'ne değinmiştim. Ben de o belirtmiştim geçenki yazımda. Buraya gelecek olan takımların genelde deplasman fakiri olduğunu görüyoruz. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama haliyle. Ya sıfır galibiyetleri var ya bir galibiyetleri falan var. İşte incelediğimizde geçen Erzin'in aradaki kadro kalite farkı ortaya çıktı. İşte Manavgat bize Erzin'de ilk yarıda... Erzin'de boş takım değildi yani. Değil. Erzin yani bize puan toplamış yani. Son 12 maçta lig üçüncüsü Erzin. Yani işte Manavgat bizi ilk yarıda sen o maçtaydın. Nasıl yenildik? Hatta dediler en kötü takım dediler. Yusuf'u işte, kaybettik o maçta. Arka çapraz bağları koptu o maçta. Karşı karşıya kaldı pozisyon değil mi? Tabii. O 60'dan 90'a kadar 5 dakika top dönmedi. Dün
Bu hafta sonu Van maçında 70'te kırmızı gördük biz. Vallahi billahi 4 dakika dönmedi de 5 dakika şaka uzatma. Şaka gördüm ben evet. Maç oynanmıyor sandım ben bir ara. 1 dakika ya 1 dakika top dönmedi ya. Yani ne bileyim ya bu bizim başımıza her zaman gelecek. Bunları evet. Da aşmak mecburiyetinde. Daha sonra da işte Karacabek içeride iyi dışarıda kötü. Kartal aynı. Bir Çorum bizi zorlayabilir ama Çorum'u da kendi gol ayaklarımızda geçer. Çorum senin ne maçın? Hedef maçın abi işte yani, 6 puanlık maç. İşte Kozan filan 4-5 takviye yapmış. Gölcü'yü çok zorladı. Kozan ikinci yarının bana göre en sükse yapacak olan takımlar arasında yer alıyor. Orası da zaten orayı konuşacağız grubu. Ateş attı bir aylık karışık. Çok. Yönetmemiz işaret ediyor. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Met Pazarlama'nın katkılarıyla hazırlanan Yerel Gol devam edecek. Q62 İnşaat ve Yapı Malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama. Ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market.
Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusret'in şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti. Çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Met Pazarlama'nın katkılarıyla hazırlanan Yerel Gol devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Az önce de son reklamda gördünüz. Biz de TV 262 olarak gerçekten 17 Mart akşamı çok önemli bir gecemiz olacak sevgilerden. Yılın enleri gibi bir şey. Evet, sizin Kocaeli Gazetesi yapıyordu onu, yılın doğrultukları. Biz de Kocaeli'nin en iyisini tabii. Sen seç. Yönetmen ev arkadaşımız da gösterirse ben de hem kendi biraz da tanıtımımızı yapalım. 16 kategoride olacak sevgilerden. Hatta bugün şehirdeki bütün billboardlarda vardı. Broşürler dağıtılıyor. Yani kategorilere baktığımızda iş adamı, iş kadını, inşaat firmaları, hemşeri dernekleri, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar. Değil mi?
bayağı bir kapsamlı bir bayağı bir kapsamlı belli. Sağlık kurumları burada, evet, bizim ekibimiz gerçekten. Ben şeyi merak ediyorum. Sağlık kurumları da çok merak ediyorum. Önemli çalışmalar yaptılar. İşte futbolda da, ya futbolda derken sporda da spor kulüplerimiz, profesyonel spor kulüpleri ve yılın en iyi sporcuları. Yani bu spor kulüpleri var. Konusunda biliyorsun düşüncelerimi abi. Evet, ya orada Kocaeli Spor tabii. Yani, kapsam dışı yani göstermeniz lazım oraya ama. Oraya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da olsa yine Kocaeli Spor olur. Yani. Markası o. Yılın aslında spor olayı diye bir parametre açıyor, evet, aslında. Evet, ben sen de programdan sonra gireceğini düşünüyorum. WWE en iyisi nisenseç.com'dan sevgili izleyiciler anketimize katılabilirsiniz. En iyisini sen sec.com. 17 Mart saat 19'da Ramada Plaza'da yapılacak. Yani sporcular çok doğru tercih. Şevval çok iyi bir pumseci, tekvandocu, Eray, karateci. Gene Şevval gene Türkiye orada şampiyonu hani oldu. Kendimi biraz övmeyeyim ama o isimleri verdim ben yani. Doğru hiç, mu yapmışız tespit? Hiç övmezsin zaten. Evet yani. Hiç övmem. Aslan burcuyum. Emre mükemmel bir yüzücü. Emre evet. Emre Öztürk. Bu çocuk eğer üstünde eğilseydik biz çok rahat milli takım. Çok rahat belki de Avrupa derecesi yapardı uzun mesafede. Ki inşallah da yapacaktır. Ki Avrupa ikinciliği de var. Neslihan'ı zaten hepimiz tanıyoruz. Olimpik. Eray zaten karateci. Eray da gene şampiyon geldi biliyorsun. Türkiye. Yani ondan fazla Türkiye şampiyonu var. 20 yaşında bile değil yani bu çocuk. Şevval'i zaten bizim Buran evet, abimiz oldu. Emre Öztürk'ün ben ailesini de çok iyi tanıdığım için sporcular, sevgili Zeki abimiz gerçekten çok iyi bir baba. Ya. Oğlunu çok iyi yetiştirmiş. Müthiş saygılı da beyefendi. Hepsi ya. Eray ağzı var dili yok çocuğun. Kara kuru bir şey dersin ki bu nasıl Türkiye şampiyonu olamıyor. İki tane vursayla sana 2.80 uzatır yemin ediyorum. Aynen. O akşam bizim için onur gecemiz olacak. Hayırlı olsun. Bugün de sevgililer günü. Onu anonsumuzda unuttuk Kocaeli Spor konu olunca. Ben bir duyuru yapayım. Daha sonra da Erdem de kendi hakkını kullansın. Evet, bizim sevgilimiz şu an, Allah'a şükürler olsun, güzel eşimiz. Bizim 18 yıldır, yaklaşık 20 yıldır kahrımızı çekiyor. Çocuklarımızın annesi. Ben de buradan sevgili eşim, sevgililer gününü kutluyorum. Herkesin kutluyorum. Sevgilisi olmayan, yani sonuçta çocuğu olan var. Çocuğunu sevsin, annesini sevsin, babasını sevsin. İnsanı sevmiyorsa gitsin sokaktaki kedi köpeği sevsin. İnsanı sevmiyorsa hayvanı hiç sevme. Yani bilmiyorum. O aslında ilk önce hayvanı sevmesi lazım insanların da. Merhametli olsun. Yani sevginizi boşa çıkartmayın. Bizim de futbolda sevgilimiz Kocaeli Spor yarın inşallah bize 3 puan hediye eder. Sevgili Erdem, senin özel sevgililer günü mesajın var mı? Annem, baba. O da güzel. Ablam. Onlar. Evet. Yeğenim. tabii ki çok sevdiğimiz insan ama çok sayacaksan ona göre programı uzatacağım. Yeter. Yeter. Onlar bizim evet. Sevgililerimiz. Herkese sevgiler günü kutladık. Şimdi ilk bölümde maçın öyküsünü tamamladık herhalde. Maçla ilgili vereceğin hak ettik alamadık başlık. Hak ettik alamadık. Evet, güzel. Ama bunu da öğrenmemiz lazım. Sonuç itibariyle ben şeyi sorayım sana. Evet, futbolda istatistikler var. Futbolda bazen matematikte yalan söylemiyor. Kocaeli Spor son 11 maçta 3 galibiyet aldı. Hep böyle işte liderli oynuyoruz gibi gözükmemize rağmen bir kere o liderlik gömleğini hiç giyemedik. Ve şöyle bir şey var. Ligin ilk yarısını hani 18 hafta diye ilk 6, ikinci 6, üçüncü 6 diye böldük. İlk 6 haftada 8 puan almışız. Doğru. Şimdi de ikinci yarının 5 haftası 8 puan aldık. Yarın biz 3 puan olursak artı 3 öne geçeceğiz. Ama tabii seri de yakalamamız lazım. Çünkü biz ondan sonra çıkışa geçtik sezonun ilk yarısı biliyorsun. İşte ikinci yarıda o ikinci 6 maçlık periyotta 6 maçta 16 puanı yaptık ya. Ben bu sefer onu yapacağım. İşte yani. O Malavgat yani. Maçı kredisi olacak işte iş. Galip gelirsek işte. Yani, o 16 puanın kredisi olacak işte. Artı 2'de. Bravo. Oradan 16-12'ye falan düşürdük. Kırpacağız yani 13-14. İşte o zaman da son 6 haftalık periyotta çok kolay fikstür olmasına rağmen kaç puan toplamıştık? 1 galibiyet, 4 beraber, 7 puan topladık ki bence son 6, yani son periyotta onun 15'e falan çıkartabiliriz. Eğer zaten çıkartamazsak playoff cepte liderlik hayal olur o zaman. Yani abi işte sen aslında ilk yarıda da belirttin, üstünde de durdun. Liderlik falan aslında birincil
planımız mı olmalı? İşte playoff'u mu düşünmeliyiz? İlk bizim hedefimiz ne olmalı? İşte playoff'a mutsuz girmeyelim. Benim derdim bu. Yani onu ben vurgulamak istiyorum Erdem. Hani sanki taraftar artık şey böyle eskiden Süper Lig'deyken Kocaelispor 5.liği beğenmiyordu böyle 4.liği. Çünkü bir 92-93 sezonundaki o şampiyonluk, kaçan şampiyonluk. Ya hedefi doğurur. Beklentiler her zaman artar. İnsanın nefsinin sınırı yoktur. İstedikçe istersen ne kadar iyisini verirsen daha iyisini ister. Haliyle Kocaelispor beklentileri yükselttiği için biraz da zorlanıyor. Eğer biz kötü başlasaydık, şu an 39 falan olsaydık o zaman belki daha farklı yorum yapacak. Yani kötü başlayıp iyi gitmek. Şu an biz sallantılıyız. Şey gibi. 3 aşağı 5 yukarı. Ama istikrarlı değiliz işte. Hani gidemiyoruz. İstikrarlı gidememizin parametrelerini saydık. Bir kere 3 maç üstte kazandık o dediğin evet. dönemde. 9 evet, puan. Evet. Şimdi 2 defa 3 maçlık seri galibiyet alsak dediğin gibi şu an zirvedesin. Ya kuşkusuz. Ya bu dedim ya saçma sapan bir gruptayız aslında. Hangi anlamda? 3 maç kaybettiğin zaman bir anda 10. sıraya düşebilirsin. 3 maç kazandığın zaman bir anda lider. Ama bu ikinci grup için geçerli değil. Hatırla Derince Spor 10 hafta maç kazanamadı. Geçen hafta kazandı dışarı çıktı. Derince yani Spor'un grubuna girersek zaten çıkamayız. Yani en son onu soracağım sana. Şahin Çavuşoğlu'na sorsalar ki kardeşim hangi takımları grubunda görmek istersin diye. Galiba bundan daha iyi Allah grup seçeriz. Bu eğer Derince Spor'a geçtik bir anda nedense. En son konuşalım. Daha tabii de bu grupta zaten düşerse Derince Spor'da yani bir daha ayağa kalkması mümkün değil. Yani. Evet. Evet. Yani sen şeye fazla takılmıyorsun alınan skorlara filan takımın gidişatından. Ya ben takımın futboluna kefilim. Futbol iyi futbol oynuyoruz biz. Evet. Oynamaya çalışıyoruz. Rakip müsaade ederse hangi anlamda müsaade ederse. İşte yatmayacak. Adam gibi mücadele edecek. Korakor mücadele. Ankara Demir maçının ilk yarısını hatırlıyor musun? 2-2 biten buradaki. Çok tempoluydu. Nefesim kesildi benim. Şey neden? Gibi, Premier Lig'in havasındaydı. Neden? Rakip de top oynadı. Ankara'da sana açık oynadı. Evet. Sen de Ankara'ya. 4 gol. Bana göre Süper Lig seviyesinde bir kalite vardı maç. Bizim yediğimiz goller biraz basit goller. Ya o zaten o detaylara girmeye gerek yok. Demek istediğim şu. O maçın ikinci yarısında 60'tan sonraya bak. Bitti. Ankara Demir bitti. Niye? Temposu yetmedi adamların artık. Nefesi kesildi. Hala basıyoruz zaten sağdan soldan. 90 dakika bekleyemezsin sevgili Erdem. Yapacağı yani. Tek şey neydi? Yatacak. Zaman geçirecek. Futbolun ne yazık ki bunlar var. Arayacak. Futbolda ne yazık ki bunlar. İkinci yarı bir tane kaleye gelmediler. Yani bir tane kaleci yatmadı yani. Peki. O yüzden ben istiyorum ki böyle biz iki gol attıktan sonra 3-4 helva gibi yarar geçer. Erzin çok iyi takımdı. 2-0 öne geçtik işi bitirdik. Van maçında 2-0 öne geçseydik veya 2-1 bile öne geçseydik o Oğuzhan'ın pozisyonunda 3-1, 4-1 de gelirdi. Tabii. Çünkü sızı koşullarını, arka alandaki boş noktalarda o oraya ivmelenecek futbolcuları biz çok güzel seçebiliriz. Ben şöyle diyorum bir de biz 60. dakikaya kadar öndeysek o maç bizim lehimize sonuçtur. Çünkü rakibin de artık nefesi yetmiyor. Tempomuz bizim iyi. Olacak. Antrenman noktasında problemimiz yok. Ama bizim ihtiyacımız skor, puan, galibiyet. Dünya konjonktürü futbolda ne yazık ki böyle okuyor bu oyunu. Sen istediğin kadar iyi oyna. Puan getirmedikten sonra değerli değilsin insanlar. Evet. Peki yediğimiz goller bir frikik ve yine bir köşe atışı. Duran toplar. Duran kabusumuz top, oldu bu hafta. Yani bu şeyde de tartışıldı. Geçen bir fotoğraf hatta gördüm. Erman Toroğlu almış elini sopayı. Galatasaray'ın yediği o klasik golleri gösteriyor. Galatasaray 20 golün yani 12'sini kafayla yemiş. Kafayla. Yani bizden daha kötü bir istatistik ve adam Erman Toroğlu elinde sopayla diyor ki bizden ya kardeşim biz ikinci gol yedik işte. Biz Kızılcebek'ten ikinci. Ankara Demir'i şöyle olarak saymıyorsun işte. Tabii. Evet ölü top olarak birine değerlendiriyorum ben. Ankara'da yedik. Tabii canım güzel. 50 metre süzülen topu seyrettik yani. Yani 1 ve 2. gol hani kornerin devamı. Tabii. Sonra işte frikikten Karaca Bey'de Kılıç'ın yediği 2 gol var. Tekirdağ'da var. Bu sefer işte Can Adam Emre. Adamı mı doğru, alan mı doğru diyorsun sen şimdi. Nasıl yapmalıyız bu işi? Yani nasıl şimdi, okumalıyız? Vallahi bilmiyorum da bana artık çok tuhaf geliyor bu iş ya. Çünkü tutmalı mıyız birebir sence insanları? Böyle futbol. Hayır tutma değil ya. Bence ileride 2 kişi bulundurursan o adamlar o kadar gelemeyecek. 4 kişi gelecekler bu sefer yani. 7 kişi gelmeyecekler yani. 7 kişi geliyor abi rakip. 7-8 geliyor. Normalde mantık şu değil midir? İleride bir kişi tutarsan rakip en az 2 kişi bırakmayacak. Sence neden hoca alan kişi savunması yapıyor? Koordinatör toplarda. Bilmiyorum ki yani. Sormadık da aslında hiç onu. Yani ama şey şık durmuyor açıkçası. Yani çünkü dönen top yine rakipte oluyor Erdem. Ve bu sefer de yediğimiz ikinci gole bakar mısın? Bir şey söyleyeyim. Takımın boyu gerçekten çok kısa. O zaman şu soruyu sorayım sana. Geçen sene bizim futbolcularımız
24-25 maç ortalamayla oynadı ve lig bitti. Şimdi yarın 24. maçımıza çıkacağız ve yine yük 13-14 futbolcunun omuzlarında. Yani biz ısrarla kadroyu yenileme şeyde, evet Burak Süleyman ve Sinan Pekdemek yaptıkları hatalardan dolayı şu an ilk 11'e belki giremiyor olabilirler ama yani bir Kemal Can'ı Tekirdağ maçında kazandık. Şimdi attık onu geri oraya. Gene pas tutuyor. Şimdi yani bir değişikliğin olması gerekiyor. Ali Keten stoper. Ali Keten işte sağ bek sol bek cezalı olduğu zaman şeyde oynayacak. İşte sağda solda. Ali Keten'i önlü buraya at. Kemal'i al şeyin yanına. Murat Başak'ın yanına. Olur mu olur. Belki bu kafa toplarında daha iyi karşılayacağız. Murat Başak geberiyor abi ya. Tek başına mücadele etmekten. Yoruluyor yani. Yani ben şey diyorum, değişik formülleri niye girmiyoruz abi ilk 11 olarak? Yiğit abi, bizim Kocaeli Spor'un en sağlam bölgesi neresi sence? Orta saha. Merkez orta saha değil mi? Şimdi temposunu düşürmeyen bir Mert var. Her zaman bize lazım. Evet, çalışkan bir oyuncumuz. Bana göre şu an 1. ligde oynayabilecek yeteneğe sahip, kapasiteye sahip olan bir Mesut var. Keza üst ligde rahatlıkla forma giyebilecek bir Sefa var. Şimdi diyoruz ki Ali Keten'i ön libero koyalım. Kabul. Hadi buyur 3 tane adamdan bir tanesini ele bakayım. Kim diyeceksin? Sefa'yı bu sefer sağa çıktık denersin. Sefa geçen sene sağa çıktığı için isyan etmedi. Ben daralıyorum bu. Aynı sıkıntıyı Sinan Pekdemek çıktı. Burada bizim problemimiz aslında ne biliyor musun? Transfer yasağımız olduğu için sağlıklı bir şekilde elimizde maksimum derecede kullanabilecek bir kadro yok. Alternatifi sıkıntı. Sağ bekin alternatifi sıkıntı. Oyuncularımızın içerisinde bir tanesi problem yaşadığı zaman sonradan giren dakikaları alıp futbolcularımız üretim tereddütte bırakıyor insanlar. Dediğimiz gibi 14 kişiyle oynuyoruz. İşte bunu 15-16 kişinin nedir bilmiyorum. Ya bir de haftada 3 mu sevgili Erdem? Bak şimdi Van'dan geldin. Çarşamba dinlenmeden Kütahya. Bak inan bana, tempo ile alakalı sen 3 maç oynuyorsun, rakip de 3 maç oynuyor. Bir maç oynamıyor. Senin karşındaki... Biz alışık değiliz ama bir de 3 yıldır aynı takım. Bizim alışık olmadığımız hadise ne biliyor musun? 16-17 futbolcuya alışık değiliz biz. Yani 11'imiz bizim, evet kemikleşmiş bir 11'imiz var. Hamle oyuncularının dakika süresi dar olduğu için bunlardan hani bizim skoru değiştirebilecek beklentileri istememiz bence çok doğru bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Şimdi sorunu ortaya koyduk mu? Bu biz 13-14 niye 15-16 değil? Sorunu ortaya koyduk mu? Evet. Nasıl çözebiliriz? Bizim buradan ileriye. İçeriye adam atalım fazla. Bizim burada ileriye gitmemiz lazım. Dedik ki İshak forvetimiz değil mi bizim? Evet. Mücadeleci, hırslı bir çocuk. Yine geliyor penaltıdan. Tekirdağ maçında bize getiren futbolcu o sezgisiyle. Şimdi 3. oyuncu değişikliği niye yapılmadı? Hani soru. Ha, niye yapılmıyor yani şimdi? Van maçı özelinden hareket edersek biz zaten 2. oyuncu değişikliğini yapmışız. Forvet'i çiftlemişiz. Oğuzhan o gün patlama yapmış ve çok istiyor. Gerçekten yokluyor. Sinan girdikten sonra iyi şeyler yapmış. Yokluyor ki bana göre Manavgat maçının çift forvet oynanması en sağlıklısı olanıdır. Sefa'nın geriye çıkıp Sinan'la Burak diyorum. Oğuzhan ön tarafta kalıp soldan Burak, sağdan Hamza ya da Burak Süleyman Hamza gibi bir formülasyon bana göre sağlıklısı olanıdır. Hoca verecek kararını. Biz demek oluyor bazen içeride de. Biz içeride hep üçlü oynuyoruz ya. Şunu demek ama zoraki şey olduğumuz zaman ikiye dönüyoruz. Merkez orta sahaya onu diyorsun. Haliyle canım. Ya şuradan hareket ediyorum. Bizim son oyuncu değişikliğini niye yapmadık? Zaten senin orta sahanda bir Allah'ın kulu kalmamış. Mesut kırmızı kart. Mert oyundan çıkmış. Hamza'yı çekmişin geriye. Ben bu maç için evet doğru diyor, haklısın. Hadi sok bakayım İshak'ı. Kimin yanına sokacaksın? Ya hayır tabii canım. 20 dakika yani, giren o şey ben mesela. Ben geçmiş haftalardan bahsediyorum. Örneğin ilk yarıda çok rahat 3-0 girdiğimiz Cizre maçı, işte Kütahya maçı, tamam mı? Ya kardeşim o zaman işte bir Era'yı unuttuk. Bir Kerem diye bir çocuk vardı. Şimdi Erol'u bir Manavgat maçından sonra attık kenara. Bir Beylerbeyi maçında
Bizim taraftarlar bir gördü, eyvah dedi. Niye eyvah diyorsunuz kardeşim? Adamın maç eksikliği var. Sırıtabilir yani. Yani normal yani. Kemal de ona bakarsan bir sene önceki Lüleburgaz maçında oynamıştı. Ya futbolcuların ayaklarına şanslar gelir, fırsatlar gelir. Tabii canım. Bunu bu sezon iyi değerlendiren futbolculardan bir tanesi... Burak Özbakın. Yok Kemalcan. Yok yedeklerden içeriye atılmak. Kemal Tekirdağ maçının bana göre... Yani hepsi iyiydi de bir o maç. Bir tek golde küçük bir hatası var. O da olabilir olacak, yani. O kadar olacak. O ertesi hafta Kemal'in neden yedek kalıp pas tuttuğu ile ilgili bir yorum yaptın ya. Güzel abicim, zaten şu an takımın joker noktasındaki en yetenekli oyuncusu Ali Keten değil mi? Ya mecbur Ali Keten'i gene oraya adapte etmek zorunda bu teknik adam. Ali Keten kafasına göre formsuzluktan dolayı çıkmadı ki. Sarı kart cezası olduğu için oynayamadı. Bir şey soracağım. Kadir Göbe benim çok sevdiğim bir oyuncu. Onu süper gençten biri bilirim. Ceza duruma düştü. Belki birkaç hafta daha dinlendirsen Kadir belki daha güçlü gelecek. Ama Kadir şu an daha 13 haftayı nasıl tamamlayacak? Kadir Gezer 13 haftayı daha nasıl tamamlayacak? Şimdi alternatif olur. Yani dedin ya Ali Keten'i sola alırsın. Sırıtmadı. Sağda sırıtmıştı. Hani o kadar. Şimdi Burak Süleyman bu takımın en değerli oyuncundan biriydi. Bu sezon ama bir tane maçta alamadı. Yaşadığı işte o kaos, handikaplar ve... İşte konudan konuya geçiyoruz. Nereye geleceğimizi bilmiyorum. Şimdi nereye işte geleceğim şey işte. Şimdi her maç bir tane aktör çıkması lazım. Şimdi yarın aktör kim olabilir? Ben Sinan başlarsa Sinan'dan bekliyorum. Sinan Oğuzhan güzel bir verim olabilir. Herkes aktör olabilir bizim takımda. Bizim takımın şöyle bir özelliği var. Rakip sahaya en hızlı geçen ve en kontrollü geçen takımız biz. İnan bana başka takımlar bu kadar kontrollü ve tabii, hızlı tabii. Geçmiyor. Bak dakika 85 gene Van maçından hareket edin. Dakika 85 Van kapanıyor. Ön tarafta orta sahada bir üçlü organizasyon yaptık biz. Hani tek toplarla 5-6 pas üst üste verdik. Ceza sahasının penaltı noktasında Sinan topla buluştu. Aa dedim lan gol geliyor. Atıyoruz. Vallahi billahi atıyoruz. Çünkü o sırada hani umutlarımız da azalmıştı. Sinan bir daha böyle kale vurmak yerine ekstra pas verdi. O pası verince Oğuzhan karambolin içerisinde kaynadı gitti, tamam mı? Vurdu kale, yani savunma uzandı. Gene de vurdu. Savunma yat. Demek istediğim şu. İstediğim zaman istediğimiz şekilde atağa çıkabilir, kontrol. Hani bizim elimize geçtiği zaman Barcelona bile hani diyoruz ya Barcelona diye tribünler niye söylüyor? Pas alışverişimiz, pas kabiliyetimiz, frekansımız bizim iyi. Biz karar anlarında problemler yaşıyoruz. Nedir o? Bitiricilik noktasında. O elimize geçen altın fırsat. Deplasmanda karşı karşıya yakaladığın pozisyon altın bir fırsattır. Bunu değerlendireceksin. Değerlendiremezsen, bir tane saçma sapan bir gol yersen, rakibin, alt liglerde çok oluyor bu, bütün çirkeflikleri karşısında psikolojik, yani senin üzerinde yaşatacağı psikolojik dezenformasyonlar noktasında illa ki sen de bunun karşılığını veremeyebilirsin. Van maçında da veremedik ne yazık ki. Niye veremedik? Çünkü futbol oynanmadı. Tersi olsaydı farklı olacak. Bizim gol bulmada problemimiz yok. Bak 40 golümüz var biz. 41. İşte atıyorum yani 40'tan yukarı. Yediğimizde sıkıntı zaten. Güzel abicim. İşte bunların da önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Bunları da çözmek mecburiyetindeyiz. Bir de biz öyle kolay yenilen bir de 9-8 haftada 9 haftada bir yeniliyoruz yani. Bak biz Kızılca Bölüğü kaybetmeseydik Van maçına bir sene yenilmeyen bir Kocaelispor olarak çıkacak. Tam bir yıl. Evet. Dedim ya içerideki Tekirdağ maçı. Aldatmıyor mu beraberlikler sanki? Aldatıyor ya mu? Aldatmaz mı? Puan kaybıdır. Ben yani sıklıkla yani üstünde durmak istediğim hadise şu. Bu grupta her şey olacak. Bu grupta aslında o kadar çok ekstra toplayacağın puanlar var ki senin elinde. Sancaktepe ne yapmış? Altay arkadan geliyormuş. Çorum iyi takımmış. Gölcük 15 haftadır bir kez yenilmiş falan. Bunlar değil. Senin elinde abiciğim. Sen oynarsan alırsan diğerlerin ne yaptı umurunda bile olmaz. Ne zamanki puan kayıpları olur? Ondan sonra işte bu matematikler işte hoca gitsin mi kalsın mı işte yönetim ne yapıyor falan tarzında, tamam mı? Kaotik, sürekli ortamı moral bozucu yorumlarla, ya yorumlar yapılır. Hepimizi eleştireceğiz. Hacısını da, hocasını da, başkanını da, topçusunu da, basını da eleştireceğiz ya. Birbirimizi de eleştireceğiz. Peki o zaman... Ama abi çok ağır eleştiriler var. Çok şuraya geleceğim. Ya teknik ebeveynine kadar küfürler evet, şimdi, var ya bu yanlış. Şimdi, bu kadar uzun boylu değil yani. Geçen sene Ergun Ortakçı döneminde teknik direktör hiç gündeme bile gelmemişti. Bir önceki sene Kayhan Çubuklu'ya da aynı eleştiriler vardı. Bu sene de yönetim sonuçta saygı duyuyoruz aldığı karara. Şu an kalkan görevi yapıyor gözüküyor teknik adamı. Ama Ümit Metin Yıldız'a da sezon başından beri inanılmaz bir şey var. Ağır eleştiriler var. Tabii ki biz küfüre, hakarete karşıyız. Ve şimdi şöyle bir tehdit var. Allah korusun iç sahada bir puan kaybı
tribünde istifa sesleri, hani sosyal medyada artık uzayın boşluğunda yankı yapıyor artık. O kadar bilinç kampanyası var ki. Tabii ki biz bir Kocaelispor olarak, yani teknik adamı bu kadar ağır işleri üzüyor bizi. Zaten bizim camiada şöyle bir şey var. Hocayı savunsak hocacı oluyor. Hani geçen sene bizi işte Ergun Hoca'yla olan iyi frekansımızdan dolayı o arkadaşlar, herkes kendini biliyorlar. İşte kardeşim, Kocaelispor'un teknik direktörüne biz saygı duyuyoruz. Futbolcusuna saygı duyuyoruz. Ama bizim camiamızda bu çürük elmalar böyle işte ne diyeyim, saçma sapan eleştiriler getiriyor. Şimdi Ümit Hoca'nın sonuna kadar arkasındayız desek, işte siz bu kadardınız. Ben şimdi burada diyorum ki bunu yönetim verecek bunu kararını kardeşim. Bak, insan aklıyla yorum yapar. Değil mi? Başkalarının duyduğuyla yorum getirmek, yani sen bir kere şey oluyorsun abi, kendini kaybetmiş oluyorsun. Sen kendi görüşün yok. Ya insanların ne düşündüğü, ne anlattığı, ne yazdığı, ne çizdiği kimsenin umurunda olmasın ya. Tabii tabii. Açıkçası benim de umurumda değil ya. Hepimiz eleştirilebiliriz. Ben de eleştirilebilirim. Sen de eleştirilebilirsin. Ya buyur abi. Etiketlenebilir. Geçen sene öyleydi, bu sene böyle. Şimdi ben futbol, işte yarın öbür gün taraftar. Ya ben amatörde de bu çileleri çok çekiyorum. Evet sen, evet. Bana şimdi iki tane atıyorum, bir tane Çubuklu Bala bir, Çubuklu'lu Erdem. Şimdi Nusret'i haberi yapmaya başladık ya, takımı iyi gidiyor, Ufuk Hoca falan var. O Nusret'i Erdem. Sezon başında bir iki İhsani haberi yaptım, İhsani Erdem. Anladın, hep benim böyle bir... Her hafta bir takıma gidiyorsun. Gebze'ye gittim diye eleştirenler var ya, Sultan Orhan buranın takımı, sen niye Gebze'den haber yapıyorsun bilmem ne. Bir de sen gazetecisin, her yere gidersin. Şu var, herkes bir şeyler söylüyor zaten. Biz her birine savunma oluşturursak, o zaman biz bırakın yapmayalım bu mesleği. O zaman gelsinler çok, başkaları. Bir de şöyle var zaten. Artık hani sosyal medyada spor yazarlığı çok yaygındır. Hani çok yapmak isteyen varsa gelsin program yapsın. Köşe yazsın. Etsin. Yani biz Kocaelispor'u sevdiğimiz için bir şeyler yapıyoruz. 7 senedir köşe yazdım Kocaeli Gazetesi'nde. 2 senedir kendi isteğimle yazmıyorum. Evet. 1 senedir. İstemiyorum yazmak. İnan, o kadar çok köşe yazımın konusunu o kadar düzeyli taraftar yorumlarından aldım ki. Feyz diyorlar buna, feyz. Şimdi bir gün akıl tutulması yaşar ya insan. Ulan ben bu hafta ne yazayım? Ben bugün ne yazayım diye düşünürken bir iki yorum yapıyorum. Aa bak, ben de buradan yürüyebilirim diyebiliyorum. Çok kaliteli, çok düzgün yorumlar var. Gerçekten bilinçli bir toplum var ama bir tarafta sürekli, hani buna kaos ortaya çıkaran mı, kurcalayan mı ya da hiçbir şey beğenmeyen mi? Bunun adına ne koyarsanız koyun. Böyle de bir grup var. Ama bunlar da olacak bu işin içerisinde. Ama onlar da bir köşede bekliyor gibi böyle. Bir kötü skor da ortaya çıkıyor. Bir de sosyal medya gittikçe de takıma, ya sadece Kocaelispor değil, diğer futbol sosyal takımlara medya da zarar veriyor yani. Kocaelispor'a değil, sosyal medya dünyaya zarar veriyor. Ülkeye zarar veriyor. Yani. Dünyanın en büyük Senin sorunu Senin tanımadığın var. Bir adam geliyor sana, hakaret yağdırıyor. Bilmiyor, etmiyor. Ve iyi gelelim. Yani hoca konusunda... şu an yönetim hocanın arkasında. Ama işte bu işler biraz da skora bağlı. Hoca gerçekten çok pozitif bir adam. Eleştiriye de açık. İletişimi de çok kuvvetli Ümit Hoca'nın. Ben diyorum ki hani sezon sonuna kadar işler iyi gitsin ki enerjisi de düşmesin. Çünkü bu işin bir de daha playoff defteri var yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sen idmanlardasın. Takımla iç içesin. Güzel abicim, bir B planımız var mı şu an sence? Atıyorum, Manavgat maçı berabere bile bitse Ümit Metin Yıldız'ın kalma ihtimali bana göre zayıf. Çünkü ciddi anlamda... O bir tehlike var iç sahada. Bak evet. Çok ciddi anlamda artık şeye döndü olay. Yavaş yavaş saldırganlık noktasına dahi gelmek üzere. İyice gerilmiş durumda şu an ipler. Yani en ufak bir şeyle kopar. Bu peki kopar. Futbolcular için... Diyelim ki futbolcu ne düşünüyordur bu konuda? Nasıl olsa hoca hep edep tatlısında. Güzel abi, futbolcunun hani hangi yorumu yapıp yapmadığını inan bilme şansımız yok. Sana belki farklı söyler, belki içinden farklı konuşur. Futbolcu kendi yorumunu kendisi yapsın. Biz burada kendi yorumlarımızı yaparız. Ama atılan gollerden sonra hocaları sarılması, orada bir mesaj var tribüne. Yani o mesaj olup olmadığı da tartışılır. Belki hocalarını çok seviyorlardır. İlla biz gol attık, hocamıza savunalım, birine sarılalım, birine mesaj verelim düşüncesiyle hareket ediyorlarsa onların sorunu ve bu yanlıştır. Yani sen gol atıyorsan mesaj vermeyeceksin, gideceksin, sevineceksin. Bu şey değil ki, bu siyaset arenası değil ki, ben gol attığımda işte sana ben cevap veriyorum.
Hani bu normal bir insanın yapacağı bir çünkü davranış değil. Çünkü dışarıdan tek transferimiz teknik heyetti ve şu an 23 hafta geçti. Evet, arada dalgalanmalar var, sürpriz skorlar var. Sonuçta puan durumunda ikinci olmamız hocanın kalmasında en büyük etken. Ama takımı da şöyle aldatıyor veya camianın tedirginliği şu. Allah korusun iki maç sonra 6. 7. düştüğün zaman. Hepimiz kaybederiz ki. Tabii. Sen puan kaybettiğin zaman sen mi kaybediyorsun? Herkes üzülmüyor mu? Tabii canım. Kocaeli Spor'un kaybettiği puandan ya da işte sakatlanan futbolcusundan mutlu olabilecek bir insan var mı aramızda? Ya varsa onlar haindir abi. Böyle bir ama işte bazı insanlar bunu bekliyor. Kaybetsin de birileri gitsin. Ben görüyorum bazıları Kocaeli Spor'un maçına gelmez. Kocaeli Spor için üzülmez, ağlamaz, sevinmez. Aa işte puan kaybetti. Ne oldu işte filan? Ne oldu kardeşim? Abi B planımız var mı? Oradan devam edelim. Onu bir yönetime soracaksın abi. Bak. Yani. Gönderelim Ümit Metin Yıldız. Tamam bitti. Ümit Metin Yıldız iyi bir hoca. Kim geldi? Şakir Hoca. Bize bu yapıyı koordine edebilecek. İdare edebilecek. Ayakta tutabilecek. Bizim futbolcularımızın hepsinin farklı birer karakteri var. Farklı her takımda yok mu abi? Psikolojisi var. Kocaeli Spor çok farklı. 3 senedir birlikteler bunlar. Ve sen de çok iyi biliyorsun ki bizim futbolcuların kendi içerisindeki ciddi anlamda bir marka değerleri de çok yüksek. Bunları tek bir çatı altında toparlayabilecek bir üst zeka yönetim dışında teknik ekip bunu sağlayabilir değil mi? Hepsini bir arada toparlayabilecek. Böyle bir isim varsa bazı şeyleri gösterebilecek, bazı şeyleri sindirebilecek, camianın ağırlığını kaldırabilecek bir isim varsa tamam kardeşim madem öyle istiyor insanlar, taraftarlar ya da bazı kesim gönderin hocayı. Ama bana böyle bir imkan sunmuyorlarsa bu kadar futbolcuların dilinden anlayabilen İkinci bir isim yoksa kardeşim mecburum Ümit Hoca ile devam etmek zorundayız ya. Ama işte şimdi İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. Sevgili Erdem, ben de sana şunu soruyorum. Lig o kadar uzun ki. Bak 23 daha 36'ya var. Ben bak 3 ay. Bak abim benim. Ben diyorum ki hocanın enerjisi düşerse takıma da yansır. Şu anda hocanın enerjisi ben şu an %50'lerde düştüğünü görüyorum. Güzel abicim bak aynı şeyle konuşmuyoruz. Olay değil ya. Benim bak anlıyorum. O farklı bir konu. Benim anlattığım olay böyle bir isim var mı? Altyapımızda, üst yapımızda ya da dışarıda, il dışında, il içinde. Böyle bir ekip kurulmuş mu? Kafalarda var mı yönetimi? Kafasında yönetimi şu mu vardı? Birinci hafta ile 36. hafta arası Ümit Metin varsa, mi? Bak varsa. Onu belirleyemezsin ya. Varsa o zaman ayrıca 3'te 0 çekerdin. O zaman ayrıca tartışırız. Bari Yavuz'u çok iyi tanıyorsun sen. Yani. Kolay kolay vazgeçen bir insan değil. Kayhan Çubuklu örneğinde bunu gördük. Hepimiz eleştirdik Kayhan Çubuklu'yu değil mi? Belli noktalarda. Ama sonuna kadar, sondan bir önceki hafta yani iş bittikten sonra. Ama sonra üzülen teki, kim oldu? Camia oldu. Ya illaki. Yani demek istediğim şu. Tartışılır herkese göre Ümit Metin Yıldız'ın başarısı. Tartışılır bak sana göre başarılı değildir. Bana göre başarılıdır. Ona puan göre, durumuna göre başarılıdır. Daha bak. İyi olabilir. Kağıt üstünde şu an bizim ikinci olmamız mucize. Tabii abi. Puan durumuna göre Ümit Hoca hangi dünyanın hangi liginde olursa olsun başarılıdır. Güzel abiciğim. Ama Kocaeli Spor camiası olarak bu kadar erişi giriyorsa beklentiden bahsediyorum. Bu sene Kocaeli Spor'un bir geçiş dönemi, bir sıçrama dönemi. Biz gelecek yıl üst ligde olursak yeni statta yeni zaferlere yelken açmak için çok önemli. Ben de onu diyorum. O zaman yönetimin planında Ümit Hoca zaten varsa zaten devam edilsin. Ama sezon sonu bu takım playoff'a kaldı. Allah korusun çıkamadı. Veya playoff'tan şampiyon olduktan sonra bile ne hala Ümit Hoca tartışılıyorsa o zaman yönetim çok zorda kalır. Bak gelecekten bahsediyoruz yani 3 ay sonra. Güzel abicim senin ben hangi mesajı vermek istediğini biliyorum. Ben çok iyi algılıyorum. Hı-hı. Ben olayın o tarafında değilim hiçbir zaman da olmam. Yönetim zorda kalır bilmem ne falan. Ben diyorum ki kardeşim senin B planı bir hocam varsa çıkar açıklar söylersin net bir şekilde. Konuyla ilgili sen ben ya da başka basın mensubu Bahri Yavuz'a fikrini sorduk mu? Gerek yok o mesajı verdi hayır, zaten. Hayır sorduk mu fikrini? Yok sormadık. Ya niye sormuyoruz? Biz niye bunu tartışıyoruz ki? Çünkü Ümit mesajı veriyor başkan ve yönetim. Ya devam etmek istiyorlar demek ki. Biz Bahri Yavuz'dan ya da yönetimden biz kardeşim ya şimdi yönetim içerisinde Ümit Hoca'dan memnun olmayanlar da olabilir. Ya da işte olanlar. Hocanın şey, içinden de olabilir. Anlıyorum yani çoğunluk ne derse olacak sonuçta değil mi? Bu demokraside bu vardır. Biz yönetimle ilgili bir reaksiyonu bilmeden biz burada bunu niye tartışıyoruz ki? Tamam. Bizim tartışmamız gereken hadise aslında ne biliyor musun? Kardeşim Manavgat maçını al, Kütahya maçından ha bir 3 de gelirse ondan sonra her şey düzelir zaten Allah'ın izniyle. Skora göre biz, ya şu da aslında ilginç bir şey. Evet ikinci sıradayız, alttan baskı geliyor, makaslar aldı. Ama
sezon başındaki düşündüğümüz hadiseyle geldiğimiz nokta arasında bana göre çok iyi şeyler var abi. Biz ne düşünüyorduk? Ne gördük yani, rakipleri gördük. Ya bizim şu an 10. 11. olsaydık ne olacaktı? O zaman gene playoff oynayacaktı. Birbirimizi yiyecektik. Ama sevgili Erdem çok doğru diyorsun. Ben zaten bu 3. ligi, şu stüdyoyu o kadar çok seviyorum ki. Bak sezon başı 18 takım şampiyonunu oynuyorum diyor. 5. haftadan sonra da zaten şu an bana söyleyebilir misin? Erzincan'ın teknik direktörü veya Erzin'in hocası şu an şunu söylüyor. Playoff'la aramda 5 puan fark var. 5 dakika mı? Sevgili uzatabilir miyiz? Daha konuşacaklarımız var. Kaç dakika? Tamam. 5 artı 5. O daha zaman hemen diğer hızlı konularla hızlı o zaman geçelim, konuşalım. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Şu an Erzincan'ın Tekirdağ'ın hocası bile diyor ki ben playoff oynuyorum. Yani Kocaelispor da 11. olsaydı playoff oynuyorum diyecek. Bir şey değişmeyecekti yani. Burada bir algı olacaktı sadece. Neyse hızlı hızlı o zaman konuşacağız. Yarın çok kritik bir maç. İç sahada puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanmak kazanacak. Kayıtsız şartsız 3 puan. Allah'ın emri. 6 futbolcumuz yok, sınırda. Herkes birbirine girer abi. Evet, 6 futbolcumuz sınırda. Bu arkadaşlarımızı uyaralım. 6'sı bir arada görürse gelecek hafta U19'daki adamlarla çıkarız. Yok yeter ki. Bizim var gene. 6'sı da bile ama görse tamam gene da, dışarıdan gelecek. İskelet kadro bu sonuçta. Murat Başak var. Yok U19'dan da gelir ama gene şimdi Murat Başak maşallah hiç görmüyor dedik. O da 90'da gördü. İtirazdan mı gördü bilmiyorum. Yok şey rakip gole giderken düşüyor. Öyle mi? Murat Başak sınırda, Burak Özbakır sınırda, Ali Keten sınırda, Mert sınırda, Sefa sınırda, Sinan sınırda. Yani hep kilit noktalar. Aman sarı karttan uzak dursunlar. Ya diğer takımlarımıza da değinemedik. Kabus gibi bir haftaydı. Evet. Gölcük'ün kazanması çok ekstra oldu. Gölcük de gene 9 puan alan takımlardan bir tanesiydi. Van'la birlikte, Altay'la birlikte. Derince'nin 2-1 iken sonra bir kırmızı karttan sonra sarsılıp 10 dakikada 3 gol yediği. Oraya bir araya gireyim. Derince iyi ki Dardanel'le her hafta oynamıyor. Bu Dardanel 5 galibiyet aldı. İkisi Derince'den. İlk yarı 3, ikinci yarı 5. 8 gol attı. Şöyle, o maçta neler oldu açıkçası ben de soramadım Ali Hoca'ya ya da işte kulüp başkanına, Şahin Bey'e. Bilemiyorum tabii ne olduğunu. Birlik önemli bir avantaj kaybetti. Evet. Umut çok net bir gol kaçırmış görüntülerde izlediğimde. Darıca Gençler Birliği 6 puanlık maçı kaybetti. Yani 90'daymış ama zaten hani 3 puan alamıyorsa 97 golün afyonu bence. 7 puana çıktı. Daha kötü oldu. Yine 4 puana tutmak var rakibi. Bir de kendi rakibini 7 puan önüne. 3 galibiyet oldu bir anda yani. 3 maç öne çıkmış oldu. Bence Darıca inşallah playoff'tan çıkar. Ya Darıca aslında orada afyondan bir galibiyet getirseydi öne açıktı. Fikstürü de çok iyi gidiyordu. Yazık oldu. Bu hafta bizim için pek iyi geçmedi. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani Kocaelispor'un kaybettiği bir haftada diğer takımların aldığı galibiyetler bizi sadece zürt tesellisinden öteye götüremez. O bandan nasıl geldiğimizi Allah bilir. Yani kimsenin sesi sola çıkmıyor. Tabii moraller, tabii. Yani. Başı ağrıyor. Bir an önce uyumak istiyorsun ama sorumluluklarım var. Sabah akşam 9'da geldiniz galiba değil mi? Tabii tabii. 7-9 gibi. O çok kötü bir şey o ya. O kaybettikten sonraki deplasman dönüşü. Allah yaşatmasın. Tabii yaşayacağız ama yaşatmasın. Abi gelelim Tekirdağ olayına. Çok kısa ona da değineyim. Verebol olayına mı? Evet onu da o da ilginç senin. Evet. Evet. Her yere yetişiyorsun maşallah. Estağfurullah abi. Meslek İcabı yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim burada gazeteci olarak bazı sorumluluklarımız var. Nedir bu? İzmit'i temsil eden ama salon sporlarında ama diğer branşlarda bütün takımların manevi ihtiyacını karşılamak mecburiyetindeyiz. Onların tanıtımlarını yapmak mecburiyetindeyiz. Onlara saygı duymak, emeklerini öne çıkarmak mecburiyetindeyiz. Evet. Sezon başından beri takip ettiğim Karamürsel İdman Yurdu erkek voleybol takımımız var. Muharrem Erdoğan 1963'te Karamürsel İdman Yurdu'nu kuruyor. 79'da federe yani resmi. 1979'da resmi. 63'ten beri kulübün başkanı olan Muharrem Erdoğan'a gidiliyor. Karamürsel İdman Yurdu'nun erkek voleybol takımı geçen sene kuruluyor. Bu yılda ikinci grupta, ikinci ligde ikinci grupta mücadele ediyor ve 15 maçta 13 galibiyeti var bu takımın. Ve grubundaki takımları söyleyeyim ben sana. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir tanesi Ziraat Bankası. Tabii ki A takımları değil. A takımları zaten onların birinci. Oradan oyuncu çıkartıyorlar oraya işte. Gençleri. Onlarla mücadele eden bir yapının şu an lider olduğu bir voleybol takımı. Görüyor mu kent yöneticileri bu takımı? Hani biz salonda yokuz ya. Ya ben iki tane örnek vereceğim ama ya çok komik olacak. İtibarları sarsılacak bazı idarecilerimizin ama şunu söylemekten de geçemeyeceğim. Orada Yiğit abi samimiyetime inanıyorsan. Evet. Çok özel gayretler var. Bireysel olarak. Çok büyük mücadeleler var. Ama sporcu bazında
Ama teknik ekip bazında ama kulüp bazında. Adnan abimiz var. Adnan evet. Öztürk'ü biliyorsun. Biz de hatta deplasmana gitmiş gelmiştik Kocaeli Spor'la. Eğitimci Ahmet abimiz var. Ahmet San. Bu iki değerli antrenörümüzün eşliğinde çok şahane bir kadro kuruldu. Kadroda Karamüsel İdman Yurdu takımının 18 kişilik A takım kadrosunda 14 tane Kocaeli'den insan var. Hadi ya. 14 tane bu kentin evladı var ve bunlar, bu çocuklar, diğer dördü de kaptan olsun, işte Okan mıydı, Kaan mıydı, Kaan Çiçek galiba. Genç milli oyuncular var ve bir tane hakim var takımda, bildiğin hakim. Ve diyor ki, ben diyor Karamüsel İdman Yurdu'nun diyor antrenmanına gelirken bile diyor terapi oluyorum diyor. O kadar güzel bir aile ortamı ne var. Ne kadar güzel. O kadar şahane bir takım kimyası var ki. İlk defa tanıyorum çocukları. Sen 40 yıllık kardeşimmiş gibi sevdim. Ve sen o kadar Van'dan zorlu yolculuktan dönüp ertesi gün oraya ben seni aradığımda şoke oldum yani. Gerçekten de ben seni kutlarım. Sağ ol. Yani yüzün burada diye söylemiyorum. Gerçekten çok emekçi bir adamsın. Her yere yetişmeye çalışıyorsun. Sağ ol. Yani yarın bir gün bu sektörde olmadığı zaman değerin o zaman anlaşılır herhalde. Ya dedim ya abi, halka verebileceğimiz bizim sadece ve sadece iyi niyetli yaklaşımlarımız, haberlerimiz. Karamüsel İdman Yurdu'nu bağlayayım ben özür dileyerek. Buyur. Playoff'u garantilediler. Bu hafta son sırada Mahir Başar Ortaokulu diye bir takım var. Onunla oynayacaklar. Muhtemeldir ki kazanacaklar. Haftaya Çorum'a gidiyorlar. Sungurlu diye bir takım. O takımı mağlup ederlerse normal grup şampiyonu oluyorlar. Son haftada, son haftayı oynamadan da garantiliyorlar yani. Daha sonra önlerinde iki tane eleme maçı var. O iki eleme maçını kazanırlarsa, abartmıyorum sana, tek bir amatör futbolcunun süper amatörde iyi çaplı bir gol kralı, gol kralına giden bir futbolcunun, hı hı, o sezon aldığı parayla bütçe mi kurdu? Bu adamlar belki de Allah'ın izniyle birinci lige çıkacaklar. Buradan sana bir başarı hikayesi çıkar o zaman. Ya burada belgeselin kralı var aslında. Hani yılın takımı ödülü veriyoruz biz Doruk'takilerde. Alın size en güzel örnek. Harbiş'i nasıl verdik? İmkansızlıklar, yokluklarla. Çifte şampiyonluklar, 3 tane şampiyonluk, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, Türkiye ikinciliği. Karamüsel İdman Yurdu'nun da erkek voleybol takımına buradan ben selamlarımı gönderiyorum. Adnan hocama. Can da selam olsun. Ahmet hocama, tüm sporcu kardeşlerimize, Başkan Muharrem Erdoğan'a sonsuz saygılarımı iletiyorum. Hak ediyorlar. Alınlarının tereyiyle adam gibi çıkıyorlar. Adam gibi mücadele ediyorlar. Onların yolu açık olsun. Çıkamasalar da canları sağ olsun. Tekirdağ'da Kocaeli diye bağırttılar bana. 3-0 yendik orada biliyorsun. O iki sene önceki anılar geldi aklıma. Yeşil siyah çektik orada. Siyah beyaz takımın renkleri. Bu gururu bize yaşattılar. 41 İzmit, Kocaeli, Karamüsel önlü bu sınırlar içerisinde beni temsil ediyorlar. Seni temsil ediyorlar. Esnafımızı temsil ediyorlar. Ben de bu takıma sahip çıkmak mecburiyetindeyim basın tabii mensubu olarak. Beni de konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Dilimi sürçeylediyse, izleyenlerimizi üzdüysek, canlarını sıktıysak hakların helal etsinler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum abi sana. Sevgili Erdem, sağ ol. Sen zaten bu programın, yani bizim spor programın, biz seni konu olarak görmüyoruz zaten. Hep içimizdensin. Ayağını yürene sağlık. İnşallah daha güzel haberler veririz. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, 1,5 saatin nasıl geçtiğini anlayamadık. Bu akşam gerçekten hem Van maçının detaylarını konuştuk. Kocaeli Spor'un geleceğini tartıştık. Sevgili Erdem de Karamüsel İdman Yurdu voleybol takımından bahsetti. Onlara da başarı dilerim. Yarın Kocaeli Spor'umuz hafta içi mesaisinde Manavgat'ı ağırlayacak. 6 futbolcumuz sınırda, aman dikkat diyelim onlara. Sevgililer gününde taraftara en güzel hediyeyi 3 puan olarak vereceğiz. Daha sonra da hafta sonu Kütahya deplasmanı var. İnşallah lig sonunda ama birinci ama playoff'tan çıkarız. Bu programı kaçıran izleyicilerimiz ikinci bölümde yarın seyredecekler. Bu arada Sayın Yönetmenim çok teşekkür ediyorum. Yarın içinde bunu konuşmayı unuttuk. Yeşil siyah sevdamız kırmızı gül istemez. 14 Şubat bahane bu sevda gün beklemez diye gene çok özel bir maç bileti. Gerçekten. Sözü kim yazdı biliyor musun? Bahri Oğuz'dan çıkmıştır herhalde. Efe. Bizim Efe Nalçacı mı? Efe de evet güzel sözler yazıyor. Yine pankartlık sözler. Yarın sevgili seyirciler, evet işte olanlar, renktaşlarımız maça gelemeyecek ama tribündeki taraftarımızın desteğiyle
3 puanı hanemize eklemek istiyoruz. İnşallah. Bu programı yarın Spor Arşivinden, TV262 ekranından seyredebilirsiniz. Sevgili Erdem'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi günler. Med Pazarlama Yerel Golü sundu.